Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Nav ekranlarına, Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugünkü akışımızı Sinem Başman'la, işaret dili tercümanımızla sizlere aktaracağız. Bugün neler konuşacağız? Günün gündeminde neler var Haziran'ın ikisi itibariyle? Bugün LGS sınavı gerçekleşecek. İlk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum saat 11.30'da gerçekleşecek sevgili izleyenler. O yüzden civarınızda okul varsa lütfen sessiz olmaya dikkat edelim. Eğer araçla geçiyorsak kornaya basmayalım. Kavga gürültü zaten yaşanmasın. Hele okul civarındaysa mümkünse biraz erteleyin ya da iptal edin. Çocukların dikkati dağılmasın, sınavlarına kötü etki bırakmasın efendim. Dikkatli olalım hep beraber. Çocuklar, öğrenciler çok heyecanlı, veliler onlardan daha da heyecanlı. Sonuçlar şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Hem her bir evladımıza hem de ülkenin geleceğine. Aynı zamanda bugün ne var? Bugün çay mitingi gerçekleşecek. Bir süredir bunun hazırlığı devam ediyor. Özellikle çay üreticisi ve ana muhalefet partisi temsilcileri bu hazırlığı sürdürüyorlar. Bugün aynı zamanda hayvan hakları mitingi gerçekleşecek. Bir yasa tasarısı yaklaşıyor. Ayak sesleri her geçen gün daha yüksek duyulur hale geldi. Bu yasa tasarısı nereye varacak? Belediyelerle hayvanseverleri mi karşı karşıya getirecek? Hayvanlar mı yaşasın, çocuklar mı yaşasın gibi bir ayrım üzerinden acaba toplum karpuz gibi yarılacak mı endişeleriyle beraber geliyor. Ve tabii ki en büyük endişemiz de her kim olursak olalım bir canlının yaşamına son vermeye hükmeden bir yasanın çıkacak olması yönünde. Bununla ilgili de söyleyeceklerimiz olacak, haberlerimiz olacak. Bir gözümüz, bir kulağımız tabii ki mitinglerde ve LGS sınavında. Şimdi dün öğle saatlerinde başlayan ve herkesi büyük bir endişeye sevk eden, gece boyunca da büyüyen ve müdahalesi de güçlendirilmeye çalışılan bir yangınla başlayalım. Manisa ile Uşak'ın il sınırı üzerinde başladı orman yangını. Ve maalesef çalışmalar sırasında rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden yükselince müdahale eden ekip sayısı artırıldı. Zirai alanda çıkan yangın makilik alana sıçradı. Manisa-Uşak il sınırında dün öğle saatlerinde başlayan yangın hala söndürülemedi. Manisa Alaşehir'e bağlı İsmail Bey mahallesinde dün öğle saatlerinde başladı yangın. Zirai alandan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Dün öğlen 12 sıralarında ilk müdahale yapıldı yangına. Ancak büyümesi engellenemedi. Ekip sayısı artırıldı. Çevre illerden destek ekipler gönderildi. Devreye yangın söndürme uçakları girdi. Yangın kontrol altına alındı. Karanlığın çökmesiyle de hava desteği sonlandırıldı. Soğutma çalışmaları karadan devam ederken yangın yeniden alevlendi. Battal Mustafa Mahallesi'nde devam eden yangında 5000 dönümlük alan küle döndü. 5000 dönümlük alan dile kolay, gerek zirai anlamda, endüstriyel anlamda kullanılan hem de doğal alanlar, makilik, ormanlık alanlar maalesef küle döndü sevgili izleyenler. Bugün başlığımızı mumla arıyoruz şeklinde atalım istedik. Geçmişe yönelik özlemlerinizi merak ediyoruz. Geçmişte meğer ne güzelmiş, kıymetini bilememişiz dediklerinizi merak ediyoruz. O yüzden mumla arıyoruz dediğiniz ne varsa bize yazın, gönderin. Öğretmenlerin eylemi devam ediyor. Biliyorsunuz gözaltına alınmışlardı taban maaş istedikleri için özel okul öğretmenleri. Onların nöbetinden, ona dair haberlerden bahsedeceğiz. Siyasetten, Özgür Özel'den, Erdoğan'dan, yapılan AK Parti kampından detaylar aktaracağız ilerleyen dakikalarda. Hava durumundan bahsedeceğiz. Dün adeta bir anda gelen yazla birlikte herkes kendini sahillere attı. Herkes demeyeyim ya da imkanı olan kendini sahillere attı. Halk plajlarında belki çok büyük bir imkana ihtiyaç yoktu. Ama biraz daha böyle tenha olsun, biraz daha bana özel olsun dediğinizde İstanbul'da fiyatlar cep yaktı. Bundan da bahsedeceğiz. Bugün yine denize girilebilir bir hava mı var yurt genelinde? Peşin peşin evet diyelim, detaylarını sonraya saklayalım. Şimdi Erdoğan'ın AK Parti'nin yerel seçim yenilgisinin muhasebesini yapmak üzere yaptığı kampta bir konuşma var. O konuşmayla devam edelim. Kızılcahamam kampı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamp öncesinde değişim mesajları verdi.
yenilginin faturasının kime kesileceği bu kampta mı belli olacak? Kafalardaki soru işareti bu. Bazı detaylar da tasarrufa atıfta bulunuyor. Bazı detaylar normalleşmeye atıfta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşama konusunda bir şerh düştü. Yumuşarız ama dedi. Bizden böyle böyle bir yumuşama beklenmesin dedi. Bir de vekiller birlikte odalarda mı kalacaklarmış? Neymiş? Ne kadar tasarruf getirir? Birlikte hesaplayalım. Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin farkındayız. 31 Mart yerel seçimlerinden büyük oy kaybıyla çıkan AK Parti'de ilk istişare toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim yenilenme açıklaması, AK Parti seçim yenilgisinin muhasebesini yapmak için Kızılcahamam'da kampa girdi. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. Bu süreçte çok titiz davranıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde tarihinde ilk kez ikinci parti oldu AK Parti. 2019'da 535 belediyeye sahipken belediye sayısı 2024'te 356'ya düştü. Yaşanan yenilginin sebebi kapalı kapılar ardında milletvekilleri ve parti yönetimiyle masaya yatırılmadan önce Erdoğan kampın açılışında konuştu. Değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. 2028'e giderken yol haritasını belirleyecek AK Parti. Erdoğan'ın değişim vurgulu konuşması dikkat çekerken geçmişte AK Parti kamplarına göre farklılıklar vardı. İki milletvekili bir odayı paylaştı. Tasarruf yapıyoruz denilerek. Vekiller birlikte mi kalacak? Beraber kalacak katılımcılarımız olacak. Beraber gelenler var. Az önce gördüm 3-4 arkadaşımız beraber gelenler. Hep beraberce tasarruf tedbirlerini uygulayacağız. AK Parti'nin Kızılcahamam kampına milletvekilleri, eşleri ve çocuklarıyla katılıyordu geçmişte. Bu kez aileler yok. Danışmanlar da öyle. Bakanların, vekillerin halı saha maçları da olmayacak iddiaya göre. Daha önce renkli görüntülerin verildiği kampta bu kez seçimden yenilgiyle çıkmanın faturası, o faturanın kime kesileceği tartışılacak. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Kimse bizden yumuşak tavır beklemesin. Seçim sonrası siyasette yumuşama, normalleşme, Özgür Özel'in AK Parti ziyareti, Erdoğan'la bir araya gelmesi sonrası gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı da Özel'i CHP Genel Merkezi'nde bayram öncesi ziyaret edeceğini duyurdu. O görüşmeye günler kala verdiği yumuşama mesajı dikkat çekti. Özgürlük adı altında başkalarının özgürlüğünü daraltmaya yönelik eylemler karşısında kimse yumuşak tavır beklemesin. Yumuşama adı altında kimse bizden bazı tavizler vermemizi beklemesin şeklinde mealen konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akıllara tabii ki acaba Osman Kavala konusunda, Gezi tutukluları konusunda mı bir atıfta bulunuluyor sorusu geldi. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel'le görüşmesi sonrasında yumuşama dedi bir taraf, diğer taraf normalleşme dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yumuşamaya dair peş peşe verdiği mesajlar iktidar ortağı MHP cephesinde aslında tepkiyle karşılandı. Devlet Bahçeli yaptığı grup konuşmalarında pek de bu yumuşamadan taraf olmadığını ortaya koydu. Çünkü aslında iki tarafın karşılıklı bir araya gelmesi matematiksel olarak acaba Milliyetçi Hareket Partisi'nin işine gelir mi? İktidar ortağı olması konusundaki durum devam edebilir mi? Bir yumuşama ya da diğer tarafın söylemiyle bir normalleşme gerçekleşirse diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir nevi bu konuşmasında bu normalleşme ve yumuşama meselesinden geri vites mi yaptı acaba? Bunu ilerleyen günlerde ilave konuşmalarda, verilen mesajlarda, atılan ya da atılması beklendiği halde atılmayan adımlarda okumaya çalışacağız. Şimdi gecenin bir gelişmesiyle devam edelim. Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereydi ve üstelik içinde 10 kişi vardı. Haydarpaşa mendireğindeki kayalıklara tekne çarptı. Batan teknedeki 10 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde yaşandı kaza. İçinde 10 kişinin olduğu tekne Haydarpaşa'da mendireye çarptı. Su almaya başlayan teknedekiler kıyı emniyetinden yardım istedi. Tekne batmak üzereydi. Ekipler yardım bekleyen kazazedeleri alıp kıyıya çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi polisler tarafından evine bırakıldı. Hadi gelin günün gazetelerine, 2 Haziran'ın manşetlerine şöyle bir bakalım. 2 Haziran gazetelerine şöyle bir genel bakış sunalım önce yönetmenim. Pencere gazetesi vergilerden ve kemer sıkmadan bahsetmiş bugün manşetinde. Cumhuriyet gazetesi hedef iktidar diyor, Özgür Özel'i manşete taşıyor, özel bir görüşme gerçekleştirmiş. Karar gazetesi ki birazdan haberini aktaracağız, suçlu polisi yakalattı demiş manşetten. Sözcü gazetesi Karadeniz'deki çalışmalara dikkat çekiyor. Abdülhamit Han Karadeniz'e çıkamıyor diyor. Sondaj gemisinden bahsediyor efendim. Bir Gün gazetesi akademi adıyla mesleğe darbe manşetini atmış. Bizim de geçtiğimiz haftalarda dikkati çektiğimiz, özellikle Feray Aytekin Aydoğan eğitimci konuğumuzla birlikte dikkati çektiğimiz bir konu başlığı biliyorsunuz. Mülakattan söz ediliyor. O mülakatta bir şeffaflık olmadığından oradaki mülakatı gerçekleştiren heyetin canının istediğini alması gibi bir keyfiyete yol açmasından bahsediliyor. Kaldırılmadı söz verildiği halde mülakat. Ama bir de işin içinde öğretmen akademisi var. Bu öğretmen akademisi meselesiyle de makul tırnak içinde öğretmen kazandıracaklar kamuya gibi bir endişeden söz ediyordu hocamız. Bugün Bir Gün gazetesinin manşeti. Gün Boyu gazetesi üretici desteklenmezse halk süte hasret kalır demiş. Süt günü dolayısıyla böyle bir başlık atmış. Evrensel gazetesi Şimşek ve kemer sıkma politikasından bahsediyor aslına bakarsanız. Hem normalleşme, hem tasarruf, hem kemer sıkma fragmandan belli diyor Evrensel. Kamu son haberse fiyatlar cep yakıyor, mutfaklar alev alev diyerek bugün itibariyle manşete ekonomiyi taşımış durumda. Hadi gelin Karar Gazetesi'nin manşetini okuyarak başlayalım günün gazetelerini taramaya. Suçlu polisi yakalattı. Şemdinli'de yaralamalı kazaya karışan belediye başkan yardımcısının kardeşine işlem yapmak isteyen polisler suçlu duruma düştü. Şüpheliler bize hakaret edildi diye şikayetçi oldu. Savcı hemen harekete geçti. Polislerin ifadesi alındı. Biri ilçe müdürü, 3 emniyet görevlisi ifadelerine sonradan yapılan eklemeye itiraz edince bu kez de savcı kendisine hakaret edildiği iddiasıyla gözaltı kararı çıkardı deniyor. Bir Yavuz hırsız durumu mu var? Hadi anlamaya çalışalım. Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının kardeşinin alkollü araçta kaza yapmasının arkasından alkollü araç kullanmasına rağmen hakkında işlem yapan polislerle ilgili gözaltı kararı alınması. İfadede savcı makamında söylemiş olduğum bazı hususlar geçilmiş, lakin üstüne basa basa söylediğim birkaç husus geçilmemiş. Bu haliyle imzalamak istemediğimiz veya ekleme yapmak istediğimiz söylediğimizde de bu haliyle imzalayın ya da imzalamadan gidebilirsiniz tarzında bir cevapla karşılaştık. İddiaya göre alkollü araç kullanırken kazaya karışan Şemdinli MHP ilçe başkanı Şamil Şen hakkında polisler işlem yaptı. Savcıyla emniyet mensupları karşı karşıya geldi. Polisler ifademiz savcılıkta değiştirilmek istendi dedi. Savcılık polislerin arkasında duran 3 polis müdürü hakkında gözaltı kararı verdi. Sayın İçişleri Bakanı'na buradan çağrıda bulunuyorum. Kendi personelinizi hatır sahibi kişiler karşısında, siyasi makam, nüfus sahibi kişiler karşısında ezdirmeyin. Olay 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre AK Partili belediye başkan yardımcısının kardeşi, aynı zamanda MHP ilçe başkanı Şamil Şen kaza yaptı. 3.20 promil alkollü çıktı. Kaza sonrası sürücü koltuğuna başkasının geçmeye çalıştığını tespit eden polisler MHP ilçe başkanı hakkında işlem yaptı. Polislerle o anda tartışma yaşandı. Konu önce karakola, sonra savcılığa taşındı. Görevli polislerin arkasında duran ilçe emniyet müdürü, müdür yardımcısı ve çevik kuvvet şube müdürü hakkında savcı gözaltı kararı verdi. Gerekçe savcıya hakaret. Müdürün küfür edip etmediğini bilmiyorum yazılmış. Ancak ben şöyle bir ifade verdim. Müdürümüz küfür etmedi. Küfür ve hakaret söz konusu değildir şeklinde bir ifade vermiştim. Fark yazılmış. Tamamen başkalarının beyanına göre savcı bunlarla ilgili gözaltı kararı almış. Buradan hem Adalet Bakanı'na Yılmaz Tunç'a sesleniyorum. Bu işlemi yapan Cumhuriyet Savcısı ile ilgili müfettişlerini gönder. Ali Yerlikaya'ya da sesleniyorum. Personeline sahip çık.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan polislerin çektiği videoyu da paylaşarak İçişleri ve Adalet Bakanlarına seslendi. Hukuk çiğneniyor diye tepki gösterdi. Görevini yapan polislerin suçlandığı, siyasi baskıyla ifadelerinin değiştirildiği iddiası için Adalet Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da sessiz. Bugün LGS'ye girecek olan tüm evlatlarımız, en temel haklarınızdan olan eğitime lise düzeyinde devam edebilmeniz için küçük bedenlerinizin ve kocaman yüreğinizin ne kadar yorulduğunu, bu yaşta ne kadar sıkıntı çektiğinizi biliyoruz. Diğer bazı ülkelerdeki yaşıtlarınızın yaptığı gibi sporla, sanatla, oyunla daha iyi zaman geçireceğiniz formattaki derslerle geçireceğiniz zamanı bu saçma sapan testlerle geçirdiğiniz için, sizi bu sistemden kurtaramadığımız için özür diliyoruz demiş bugün LGS'ye girecek olan öğrencilere Ruhi Becenek gönderdiği mesajda. Birazdan LGS'ye girecek öğrencilerin ve öğrenci velilerinin heyecanına ortak olmaya gideceğiz. Sevgi Şahin bize bu konuda rehberlik edecek. Verilen sözleri, Adıyaman'da verilen sözleri mumla arıyoruz demiş Kazım Bey gönderiyor. Hep Acıyaman diye yazar depremzede durumunu anlatmak için. Deprem yaralarının sarılmadığı, henüz barınma sorunlarının çözülmediği, hayat pahalılığı içinde diplere süründüğümüz bu çağda laik çağdaş hak hukuk adalet nerede? Sosyal okul, devletin halkına vaat ettiği yarınlar nerede? Günaydın, iyi yayınlar diyor gönderdiği mesajda. Mumla arıyoruz başlığı altında pek çok mesaj şimdiden sıralanmaya başladı. Hadi gelin biraz havanın durumundan bahsedelim. Dün itibariyle sahillerin bir anda tıklım tıklım dolması gazetelere de yansıdı. Turizmin başkenti Antalya'dan bir fotoğraf. Yaz mevsimine hızlı giriş yapıldı Antalya'da. Sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştılar. Antalya'da sezonun açılması ne kadar haber değeri taşır bilmiyorum. Kasım'da, Aralık'ta dahi denize girenler giriyor aslında Antalya'da. Dün yurdun kuzeyinde dahi aslında sezon açıldı. Güney zaten açmıştı. Yani sahiller sıcak havayla doldu taştı. Yaz ayının ilk gününde sahiller doldu taştı. İlk görüntü Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden. Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Halk soluğu sahilde aldı. Konyaaltı sahili çok güzel, temiz. Parklarımız var, ağaçlarımız var, gölgesinde dinlenebiliyoruz. Ben çok seviyorum. Deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 24 derece olduğu Konya altında neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sadece yüzenler değil, kürek sörfü yapanlar da sahildeydi. Konyaaltı sahili dünyaca ünlü bir sahil olmakla beraber Türkiye'nin en refah, en güzel sahillerinden birisi. Turistlerin çok ilgisini gören, hatta ve hatta bugün şöyle çevremize baktığımız zaman çok yoğun bir kalabalığa sahip olan bir sahil. Zonguldak'ta da benzer görüntüler kaydedildi. Sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu. Kimi yürüdü, kimi güneşlendi, kimisi ise gitarıyla hem çaldı hem söyledi. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Yurt genelinde hafta sonu ve yeni hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sevgili izleyenler, Marmara bölgesinde havanın bir anda ısınmasına bir de güneyli yönlerden esen rüzgar ilave oldu. Bilirsiniz güneyli yönlerden estiği zaman biraz bunaltır. Yurdun kalanında genellikle kuzeyden esiyor ama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Bakın gökyüzü tablosunu hemen İrfan Tomakin göndersin. Zaten sıcaklığa dair uyarılar gökyüzünün tablosunda kendini hissettiriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi kıpkırmızı olmuş uyarı işaretleriyle. 40 dereceye yaklaşıyor çünkü bugün sıcaklıklar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün günün en sıcak saatinde 43-44 derecenin ölçüldüğü bölgeler olacak. Ölçüldüğü iller olacak. Öyle söyleyelim. Yurdun doğusunda ki nispeten daha soğuk olması beklenir. Orada dahi sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak günün en soğuk sıcak saatlerinde. İç Anadolu bölgesi keza aynı şekilde 30 derecenin üzerini deneyimleyecek. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi zaten 35 dereceyi aşacak şekilde ısınmıştı. Özellikle Akdeniz. Adana'da
40 dereceyi geçecek sıcaklıklar. Bugün, yarın, yarından sonra özellikle bu aşırı sıcak, normallerin üzerinde sıcak havanın etkisi sürecek. Marmara bölgesiyle Karadeniz'in başı kel mi? En kuzeyde kaldık diye onlar ısınmayacak mı? Marmara bölgesinde dahi sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek. En sıcak saatlerde 35'i hissettirecek. Karadeniz'de aynı şekilde özellikle batısında en sıcak saatlerde, en yüksek ölçüldüğü saatlerde termometrelerin yine 35'e yaklaşacak. Bakın yarının haritası kısaca gösterelim çünkü bugünden pek bir farkı yok. Yalnızca kuzeyde biraz bulutlanma artar. Bu da şu anlama gelir. Hani Lodos geldi esti ya, biraz Marmara'da biraz nemi taşıyacak, biraz bulutlanmayı artıracak. Bu da biraz güneşin görünürlüğünü bugüne göre görece azalttığı için nispeten daha bunaltan bir hava olmaz da hani bugüne göre biraz daha nefes aldırır diyebilirim Marmara için en azından. Ama Ege için, Akdeniz için bugüne göre yarın daha da sıcak olacak. Salı günü de benzer bir manzara söz konusu. Sonrasında yine Haziran normallerinde sıcak diyebileceğimiz ama hani normalin üzerinde diyebileceğimiz bir sıcaklığın ölçülmediği termometrelere geri döneceğiz. Dünyanın başka ülkelerinde tabii ki yağmurla, çamurla, selle, kıyametle mücadele etmek durumunda kalan ülkeler de var. Şimdi sizi Hindistan'a doğru götüreceğim. Aşırı sıcaklardan size bahsetmek için. Hani biz burada 41 dereceye ıslık çaldık ya, bugün itibariyle 52,9 dereceyle rekor kırıldığını biliyoruz Hindistan'da. Ölümleri beraberinde getiren sıcak hava. Hindistan'da hem sel hem de yüksek sıcaklık can aldı. 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Hindistan bir yandan şiddetli yağışla, diğer yandansa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi termometrelerin Yeni Delhi'de 52,9, Haryana eyaletinde 48,2, Bihar'da 48 dereceyi gösterdiğini duyurdu. Ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcaklıklar nedeniyle çeşitli eyaletlerden toplam 40 kişi yaşamını yitirdi. Bir eyalette ise 1326 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Bihar eyaletinde 8 Haziran'a kadar yüksek sıcaklıklar nedeniyle okullar ve eğitim merkezleri hizmet vermeyecek. Hindistan'ın Manipur eyaletinde ise sağanak seli de beraberinde getirdi. Sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce ev su altında kaldı. Binlerce kişi afetten etkilendi. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi. Küresel iklim değişimi, iklim krizi, bakın aynı anda iki farklı afeti birlikte yaşatıyor. Bir ülke içerisinde, tamam çok büyük bir ülke ama bizim de topraklarımızda zaman zaman benzeri yaşanıyor biliyorsunuz. Artık elektrik kullanımımıza, su kullanımımıza, çevre temizliğine, hava temizliğine önem vermesi gerekiyor bizi yönetenlerin. Özellikle sanayi kesimine bu anlamdaki yaptırımların arttırılması, regülasyonların arttırılması gerekiyor. Yoksa biz bunların çok daha beterini yaşayarak ömrümüzü tamamlayacağız. Şimdi başlarken de söylemiştik, bugün bir LGS telaşı var diye. Hatta dün sırf buna özel bir yayın gerçekleştirdik. Sevgi Şahin Ayhan Dursun'la birlikte Bakırköy'de LGS heyecanı yaşayan öğrenciler ve velilerinin heyecanına ortak olacak. Sevgi, nasıl, tansiyon yüksek mi? Ezgi, okul bahçesine kameraman arkadaşım Ayhan Dursun size göstersin. Tansiyon yüksek gibi görünüyor. Veliler, öğrenciler heyecanlı, ayaktalar. Biraz sonra saat 9 itibariyle içeri girecek öğrenciler, sıralarına yerleşecekler. Kalemleri, kağıtları ellerinde, su şişeleri ellerinde, birazdan içeriye alınacaklar. Şöyle söyleyelim, bu yıl LGS'ye 1.038.192 öğrenci girecek ve bu öğrenciler bütün bir yıl emeklerinin karşılığını alabilmek için bu sınavda ter dökecekler. Sınavda iki bölümden oluşacak sınav.
sayısal ve sözel bölüm. Önce sözel bölümdeki soruları cevaplayacak öğrenciler, daha sonra sayısalı cevaplamak için tekrar sınıflara girecekler. Çünkü arada bir mola var, 45 dakikalık ve saat 12.50 itibariyle öğrenciler sınavdan çıkacaklar. Geçen yıl deprem yüzünden, Kahramanmaraş merkezli depremler yüzünden öğrenciler ilk bölüm müfredatından ilk bölüme kadar sorumluydu. Yani birinci dönemin konularına kadar sorumluydu. İkinci dönem konularından sorumlu değildi. Bu yıl sınav tarihine kadar olan tüm müfredattan sorumlu olacak öğrenciler ve pandemi döneminde her öğrenci kendi okulunda sınava giriyordu. Bu yıl ilçelerde farklı okullarda öğrenciler sınava giriyorlar. Biz de canlı yayından öncesi velilerle konuştuk, öğrencilerle konuştuk. Aslında şöyle bir sağ tarafa gidelim, velilere soralım. Efendim, ne hissediyorsunuz? Çocuklar biraz heyecanlı kaçıyorlar. Biz çocuklardan da heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Çok tamam, heyecanlıyız. Aynen. Hepsi hakkında hayırlısını dinliyoruz tüm çocuklarımız için. Hepsine başarılar. İnşallah hepsi hayırlı, güzel okullar tuttururlar. Heyecanlıyız, heyecanla bekliyoruz. Bu sene sorular biraz zormuş galiba. Yaşayıp göreceğiz. Biz de onlar kadar stresliyiz. Heyecanla bekleyeceğiz. Hepsine başarılar. Veliler heyecanlı, öğrenciler de heyecanlı. Bir öğrencimiz bize bakıyor, soralım. Nasılsın? Sınav öncesi elinde suyun. İyiyim abla. Nasılsın? Yani heyecanlı mısın? Yok abla, hiç heyecan yok. Peki hangi liseyi istiyorsun? Ben Kartaltepe'yi istiyorum. Aynen abla, Kartaltepe'yi istiyorum. Çok güzel lise. Güzel. Sen lise. Nereye istiyorsun? Ben bir yer istemiyorum şu an. Aklımda hiçbir şey yok abla. Sen? Ben tutturabilirsem belki Güllek olabilir. Yani burayı. Çalışkan. Evet. Yani öyle, bilmiyorum. İstediğin okulda sınava gireceksin şimdi. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Yani bilmiyorum ne yapabilirim ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Öyle yani. Sonuçta çok da üzülmemek lazım. İyi de geçse, kötü de geçse sadece bir sınav. Evet yani. Bir sürü sınava gireceksin hayatın boyunca. Evet, üniversite var daha. İşte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım annem babam için. Öyle yani. Anne babalar için değil mi? Yani öyle, teşekkür ederim. Rica ederim. Öğrenciler anne babaları için de ter dökecekler. Çünkü artık bir öğrenciyi yetiştirmek gerçekten çok zor Ezgi. Çok masraflı, kurslara gitmeleri gerekiyor. Özellikle LGS için gerçekten zor bir sınav. İyi bir liseye, özellikle fen liselerine, iyi bir Anadolu lisesine kazanabilmesi için öğrencinin gerçekten iyi hazırlanması gerekiyor. Ki artık ülkemizde üniversiteli işsizlerin olduğunu düşünürsek çocukların daha liseden, ortaokuldan emek vermeleri gerekiyor ki istedikleri yerlere yerleşsinler ve iyi bir meslek sahibi olsunlar. Gerçi diploma da çare değil sadece. Üniversiteli işsizlerin her zaman haberini yapıyoruz. Diplomalı olup da kendi meslekleri dışında çalışanlar var. Şöyle söyleyelim, şimdi okul bahçesi giderek kalabalıklaştı. Evet, bir velimizle konuşmak istiyor. Ne söylemek istersiniz efendim? Çok heyecanlıyız. Güzel bir tesadüf oldu burada. Evet, bizim kanalımızda kendisi görev yapıyor efendim. Evet, o da burada. Çok güzel bir tesadüf oldu. Vallahi bütün sene emek verdiler. Hepsinin şansı bahtı açık olsun. Hakikaten büyük emek harcanan bir sene. Bol şans. Bol şans. Bol şans. Evet, az önce mikrofona vurdu okul müdürü. Hoparlörler açılacak. Kapılar açılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Ayhan Dursun göstersin. Evet, kapı açıldı. 0494 Honda marka araç sahibi. Araçların çekmeleri isteniyor. Çünkü okul önü çok kalabalık. Okul önü çok kalabalık. Veliler, öğrenciler hepsi okul bahçesinde ve kapı açılacak. Öğrenciler içeri girecek, sınav sıralarına yerleşecekler ve şu anda müdür konuşuyor. Kazasız ve açıklığı diliyorum. Gönlünüzde ne varsa, neresi varsa orayı kazanmanızı diliyorum. Tercihlerimiz arasında eğer kazanamazsanız, bak çok güzel bir okul, bir okulu yazabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tavsiye ediyorum. Sürprizle karşılaşmamak için biraz önce uyarmıştım. Arama yapmayacağız. Dolayısıyla üzerinizde elektronik bir cihaz istemiyorum çocuklar. Cep telefonu, hesap makinesi türü herhangi bir şey olmasın lütfen.
sonra bir sürprizle karşılaşmayalım. Onun dışında hanımefendiler, yavrularım, genç kızlar bana göre sağ taraftan, delikanlılar, yakışıklılar bana göre sol taraftan. Yavaş yavaş bizden yapalım. Sınıfını bilmeyen bulamayan var mı? Çocuklar bir dakika. Evet Ezgi. Sınıfını bilmeyen bulamayan var mı? Öğrenciler evet. Hareketlendi. Öğrencilerimiz girdikten sınav sonra sınavlarını için sıralara yerleşecekler. Velilere de bahçeden çıkın uyarısı yaptı müdür. Çünkü onlar gürültü yaparsa heyecandan öğrenciler etkilenebilirler. Evet veliler çocuklarını öpüyor. İyi dilekleriyle yolluyorlar onları. Görüyorsunuz öğrencilerin hepsi içeriye giriyorlar. Heyecanlılar. Tüm yıl emek verdiler, ter döktüler. Ve artık o emeklerinin karşılığını alabilmek için bu sınavda soruları cevaplayacaklar. Tabii ki dediğimiz gibi her şeyde sınav değil hayatta. Hayatın kendisi bir sınav Ezgi. Bir sürü sınav çıkacak öğrencilerin karşısına. Hayat mücadelelerle dolu. Bu sadece bir basamak. Hayatta üniversite sınavı var, KPSS var, bir sürü sınav var. Bu sadece onlardan bir tanesi. Kötü de geçse, iyi de geçse öğrenciler için hayatın sonu değil, yeter ki sağlıklı olsunlar, iyi olsunlar, ailelerinin yanında olsunlar diyelim. Ve şöyle tekrar size gösterelim, canlı yayınımızı bitirmeden önce öğrenciler içeri giriyorlar. Bizim buradan Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nden şu anda aktaracaklarımız bu kadar. Çok da fazla etkilemeyelim, öğrencileri sınava girecekler çünkü Ezgi'cim şu anda... Bu liseden aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür bütün ediyorum. Öğrencilere kalpten başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi Şahin ve Ayhan Dursun Bakırköy'den o atmosfere, heyecana ortak oldular. Hatta NAV ailesinden de bir çalışma arkadaşımızın oradaki heyecanına ortak olmuş oldular. Bürke Şerbetçi Arabacı. Kendisi bizim hukuki temsilcimizdir aynı zamanda. NAV ailesinde görev alır. O da anladığım kadarıyla evladını sınava sokmak için orada. Güzel de bir tesadüf oldu. Ona da, onun evladına da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Sevginin verdiği mesajlar çok önemliydi. Sevgi Şahin ne dedi? Daha girecek pek çok sınav var dedi. Yani aslında tabii ki çoktan seçmeli kamusal sınavlar da var daha girecek de. Hayatın kendisi zaten sınavlarla dolu. O yüzden o yaştayken zannediliyor ki LGS'si işte üniversite sınavı dünyanın en büyük sınavları ve en önemli dönüm noktaları. Ama aslında öyle olmadığı zamanla anlaşılıyor. Dün burada önemli bir uzmanımız vardı, kendisiyle de konuştuk. Ailelerinin sınavın sonucu ne olursa olsun evladım ben senin yanındayım mı hissettirmesi gerekiyor çocuklara. Ben seni her şeye rağmen seveceğim. Başarılı olsan da seveceğim, başarısız olsan da seveceğim. Her halükarda ben senin arkanda duracağım, elimden geleni senin için yapacağım mesajını vermesi gerekiyor. Özellikle sınav dönemlerinde çocuklara ve aslında belki de çocukları yetiştirmenin genelinde sergilenmesi gereken bir tutum. Ve bir de şöyle bir uyarısı vardı. Ekran başındaki sizler, buradan belki size pay düşer. Öğrencilere, sınava girenlere nasıl geçti? Sana güveniyorum. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksınlar. Biraz aslında öğrencinin üzerinde baskı oluşturabiliyor diye hatırlattı uzmanımız Nur Erdem Özeren. O yüzden dedi ki öğrencileri biraz rahat bırakalım dedi. Biz de buradan hani söylemiş olalım. Belki faydası dokunur birilerine, ekran başındaki birilerine. Şimdi... Gündeme geri dönelim. Bugün gazetelerin de ilk sayfasında var. Gazze meselesi, Filistin meselesi, uygulanan soykırım, insanın insan olduğundan utandığı o durumla ilgili. Bir aslında barış umudu doğmuştu. Amerika Birleşik Devletleri buna teşvik etmeye gayret ediyordu. Bakın Pencere gazetesinin başlığında gelinen noktanın ne olduğu anlaşılıyor. Netanyahu barışa yine karşı. ABD Başkanı Biden Gazze'de kalıcı ateşkes öngören anlaşma taslağını bizzat açıkladı ve taraflara çağrıda bulundu. Ama Netanyahu plana sıcak yaklaşmadı. İsrail Başbakanı Hamas'ın askeri ve idari kapasitesi sona erene ve bütün rehineler serbest bırakılana kadar kalıcı bir ateşkesin söz konusu olmadığını söyledi. Hamas anlaşmaya İsrail'e göre daha sıcak. BBC Hamas'ın anlaşmayı kabul edebileceğini üst düzey bir yetkilisine dayandırarak dünyaya duyurdu diyor. Hadi gelin Gazze'ye gidelim. Hadi.
It's time for this war to end. Biden, İsrail'in Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisini açıkladı. 3 maddelik bir plan sundu. Buna göre 6 haftalık ateşkes olacak. Hamas elindeki rehineleri, İsrail hapishanedeki Filistinlileri bırakacaktı. Hamas teklifi olumlu buldu. Ancak saatler sonra Netanyahu'nun ofisinden soykırıma devam açıklaması geldi. İsrail'in Gazze'de 8 aydır sürdürdüğü soykırımda can kayıpları 36 bini aştı. İsrail ordusu günlerdir yoğun saldırı düzenlediği Cibaliye'de operasyonu sona erdirdi. Refah'ta ilerleyişini sürdürdü. Çatışmalar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni ateşkes planını sundu. Tam ateşkesi içeren ilk aşama 6 hafta sürecek. Bu süre içinde İsrail, Gazze'de nüfusun yoğun olduğu yerlerden çekilecek. Bölgeye 600 tır insani yardım getirecek. Aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların bulunduğu rehinelerle Filistinli mahkumlar takas edilecek. Hamas'la İsrail kalıcı ateşkes için müzakereyi sürdürdüğü sırada ikinci aşamaya geçilecek. Hamas'ın elindeki İsrailli tüm rehineler serbest bırakılacak. Son aşamadaysa Gazze'nin yeniden inşası başlayacak. Hamas ateşkes teklifine olumlu yaklaştı. Yapıcı bir tutum içinde işbirliğine hazırız mesajı verdi. Ancak İsrail ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilan edilen kendi sunduğu ateşkes teklifini reddetti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Hamas'ın askeri gücünü tamamen yok etmeden savaşı sonlandırmayacağız denildi. İsrail'in Refah'ta düzenlediği katliamlara tepki dinmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek veren göstericiler Brooklyn Müzesi'nin bir bölümünü işgal etti. Polis kalabalığı dağıtmak için harekete geçti, arbede çıktı. 20'ye yakın gösterici gözaltına alındı. Filistin halkına bin selam olsun. Nasıl güneşin Filistin halkının üstüne doğması engellenemezse, ayaklarını bastıkları, ölüp altına girdikleri o topraklar bir gün ama bir gün mutlaka nehirden denize özgürleşecek. Filistin halkı özgür topraklarında yaşayacak ve bu günler unutulmayacak. Sol Parti'de İsrail'in Refah'taki mülteci kampına saldırılarını protesto etti. Sol Partililer Esad 4 yoldan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü. Soykırımcı İsrail, Filistin bende. Sevgili izleyenler, hemen bir son dakika gelişmesini aktaralım. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Kartaltepe mahallesinde Belediye Caddesi üzerindeki bir bina yıkıldı. Bakın, burası Küçükçekmece ilçesinin merkezi bir noktası. Görüntüler şu an canlı naklen aktarılıyor. Bakın, enkaz altından çıkmış bir kişi. Öyle olduğunu en azından tahmin edebiliyoruz şu anda. Bu bilgiler tabii ki teyide muhtaç. Görüntü naklen aktarılıyor. Yıkım neden gerçekleşti? Bina kendiliğinden nasıl yıkıldı? Henüz bu konuda ele geçen nesnel bir bilgi yok ama biz takibini sürdürüyoruz. Naklen aktarılan görüntülerden AFAD'ın ve itfaiye ekiplerinin orada bir arama kurtarma çalışması yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yıkılan binanın bloklarını görüyorsunuz, betonlarını görüyorsunuz. Ev eşyaları etrafa saçılmış durumda. Küçükçekmece'de Belediye Caddesi üzerindeki bu lokasyon merkezi bir lokasyon. Belki bir ses duyarız. Enkaz altında kalanların olduğunu biliyoruz. Henüz sayısıyla ilgili bilgi verilmiş değil. Bir arama kurtarma çalışması devam ediyor ama en azından buradan göründüğü kadarıyla el yordamıyla bir çalışmanın sürdüğünü görebiliyoruz. Saat 8.45'te gerçekleşti binadaki çökme. Tamamen çökmüş bir bina. Kaç katlıydı acaba? 4 katlıymış sevgili izleyenler. 4 katlı bir binanın yerle bir olduğunu biliyoruz.
İçeride insanlar olduğunu biliyoruz. Oldukça merkezi bir lokasyonda bu binanın kendi kendine çöktüğünü biliyoruz. Ama tetikleyici unsurun ne olduğu, binanın acaba riskli olup olmadığına dair kesin bilgiler henüz açıklanmış değil. Resmi açıklama henüz yapılmış değil. Eğer varsa içeride kalan kişi sayısı nedir? Bu oldukça önemli bir bilgi. Ekipler acaba içeriden bir ses duyuyorlar ve o yüzden mi orada yoğunlaşmış durumdalar? Saat 8.45'te gerçekleşen bir çökme. Biz bir deprem ülkesiyiz. İstanbul büyük bir deprem yaşama riskiyle burun buruna. Deprem uzmanları, jeofizikçiler, bu alandaki akademisyenler her fırsatta bu gerçeği hatırlatıyorlar. Bakın arabalar da, bir belediye otobüsü de enkazın çok yakınında belki bir miktar hasar almış olabilirler. Öyle bir görüntü sergiliyorlar. Enkazın arkalarında ve üzerinde de görevlilerin olduğunu görüyoruz. Kamera açısının görmediği noktalarda da belki bir takım çalışmalar sürüyor. İtfaiye ekiplerinin az önce bölgeye birkaç tane oksijen tüpü taşıdığını gördük ama ne için kullanılacağı ile ilgili bilgi vermek yanıltıcı olabilir. Umalım ki içeride hiç kimse olmamış olsun. Küçükçekmece'yi takip edeceğiz sevgili izleyenler. Ne olup bittiğini, neden yaşandığını, enkaz altında biri olup olmadığını öğrenmek için gayret sarf edeceğiz. Takip etmeyi sürdürüyoruz İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'ndeki bu çökmeyi. Akıllara hep ihmal mi var sorusu geliyor. Akıllara hep acaba yıkılmak üzere miydi, riskli bir yapı mıydı sorusu geliyor. Yoksa tetikleyici bir unsur sonrasında mı bu çökme gerçekleşti? Bir patlama olsa sonrasında yangın mı olurdu diye sormak lazım. Takip edeceğiz efendim. Bir gözümüz bir kulağımız orada olacak. Şimdi bir reklam arası verme mecburiyetimiz var. Dönüşte haberlerle sürdüreceğiz Çalar Saat hafta sonunu. Sevgili izleyenler, tüm dikkatimizi Küçükçekmece'deki çöken binaya çevirmiş durumdayız. Ekip arkadaşlarımız yoldalar, bölgeye ulaşacaklar. Belediye yetkilileriyle görüştük. Belediye yetkilileri bölgeye intikal etmiş durumdalar. Belediyenin afet ekibi bölgeye intikal ediyor. AFAD'ın, itfaiyenin orada olduğunu zaten biz bulunduğumuz noktadan gözlemleyebiliyoruz. Evet, enkaz altında maalesef insanlar var. Kurtulanlar oldu. Birazdan sağ çıkarılanların görüntüsünü size izleteceğiz. Sağ çıkarılan bir kişinin görüntüsünü ekrana taşıyacağız. Sayı bilinmiyor olsa da enkaz altında insanların olduğunu biliyoruz. Ekranda gördüğünüz görüntüler sizin evlerinize naklen aktarılan bölgenin canlı görüntüleridir efendim. Öyle umut ediyoruz ki olabildiğince az kişi olsun ve en kısa sürede hepsine ulaşılıp en azından sağ salim, belki biraz yaralı ama sağ salim ailelerine kavuşturulsunlar. 4 katlı bir bina yerle bir oldu. Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nde belediye caddesi üzerinde aslında oldukça merkezi bir lokasyonda gerçekleşti bu çökme. Henüz sebebi netleşmedi. Resmi bir açıklama daha yapılmadı. Aktaracağımız bilgilerin tamamı teyide muhtaç olacağı için olabildiğince net bilgileri, temiz bilgileri ekrana taşımaya gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Enkaz altındaki mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Enkaz altında mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Binanın kat bilgisine bir güncelleme geldi. Binanın valiliğin yaptığı açıklamaya göre 3 katlı olduğu bilgisi elimize ulaştı sevgili izleyenler. 3 katlı bina neden çöktü, nasıl çöktü? Orada bir belediye otobüsü görüyoruz. Enkazın hemen yakınında beyaz renkte bir otomobil görüyoruz. Yoldan mı geçiyorlardı? Hasar gördüler mi? Üzerlerine enkaz parçaları düşen birileri oldu mu? Enkaz altındaki 3 kişiyle iletişim kuruldu. Bir kişiyle, pardon düzeltiyorum, enkaz altındaki bir kişiyle
iletişim kurulduğu bilgisi paylaşıldı resmi makamlarca. Şimdi iletişim kurulan o kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak öyle biliniyor ki en azından aktarılan ilk bilgilere göre enkaz altında sadece bir kişi yok maalesef. Ekiplerin zamanla yarışan mücadelesi ekranlarınıza naklen yansıyor sevgili izleyenler. İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz bir nokta. Hani ilçe merkez ilçelerden biri değil ama çökmenin gerçekleştiği lokasyon oldukça merkezi bir nokta. Küçükçekmece de oldukça büyük bir ilçe. Bu çökme nasıl yaşandı? Neden yaşandı? İçeride kaç kişi vardı? İçeridekilerin durumu ne? Bunu zaman gösterecek. Bakın insan zinciri oluşturup elden ele aktarılan moloz parçalarını, enkaz parçalarını taşıdıklarını görüyorsunuz ekranın bir tarafında. Diğer tarafta belli ki iletişim kurulduğu bilgisi elimize geçen kişiye ulaşma çabası var. Kuş bakışı görüntülerde hummalı çalışma daha net görülüyor sevgili izleyenler. Bakın beyaz araba belli ki ya park halindeydi ya da oradan geçiyordu. Yıkımdan etkilendi. Umarım içinde hiç kimse yoktu. Buna dair bu ve buna benzer tüm soru işaretleri ilerleyen dakikalar içerisinde yapılacak olan resmi açıklamalarla netleşecek. Naklen geliyor görüntüler şu anda ekranlarınıza. Enkazdaki çalışmaların sürdüğünü kuş bakışı aktarıyoruz şu anda. Büyük parçalar el yordamıyla taşınıyor. Bir iş makinesinin orada hazır beklediğini görüyoruz. Zamanla yarışırcasına bir çalışma gerçekleştiriyor ekipler. Bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Enkazın etrafının çevrildiğini görebiliyoruz. Görüntülerde şu anda enkaz çevresinde yalnızca görevlilerin olduğunu görmek mümkün. Polis de orada, çeşitli itfaiye ekipleri de orada, AFAD da orada. Belediyeden reklam arasında aldığımız bilgiye göre belediyenin afet ekibi de orada sevgili izleyenler. Belediye yetkililerin de bölgeye intikal halinde olduğunu biliyoruz. Resmi bilgileri alacağız. Naklen bilgileri aldıkça size aktaracağız. Yanıltıcı bilgi aktarmamak böyle zamanlarda en önemsediğimiz kurallarımızdan bir tanesi. Küçükçekmece'deki 3 katlı binanın çökmesini takip edeceğiz. Arkadaşlar bir canlı kurtarılma anı izleme şansımız olacak mı? Tamam. Bakın bir kişinin enkaz altından çıkarıldığına bu görüntülerde şahitlik edeceğiz. Aktarılan bilgilere göre enkaz altında maalesef tek bir kişi yok. Şimdilik sadece bir kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını biliyoruz. Gelen ilk görüntülerde enkazdan kendi çabasıyla kurtulmuş görüntüsü veren vatandaşlar da vardı. Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü. Çökme sebebi henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Riskli bir bina mıydı? Tetikleyici bir unsurla mı çöktü? Bakın o binadan enkaz altından çıkarılan bir kişi. Durumunun en azından çıplak gözle uzaktan bakıldığında iyi olduğunu söyleyebileceğimiz bir kişi. Çok şükür. Umarız bundan sonraki yapılacak tüm kurtarma çalışmalarında da benzer bir manzaradan söz ederiz. Sağ salim deriz, neyse ki deriz sevgili izleyenler. Tüm temennimiz bu yönde. Gözümüz kulağımız Küçükçekmece'de, ekip arkadaşlarımız yolda, akışımıza devam edeceğiz. Ama bir yandan da Küçükçekmece'yi takip etmeyi ve aktarmayı sürdüreceğiz. Hadi gelin emeklilerin durumuyla devam edelim. Bugün itibariyle
emekliler artık sadaka şeklindeki ücretlerle ücretlendirilmekten bıktıklarını anlatıyorlar. Ve emekliler seslerini duyurabilmek için biliyorsunuz bir takım örgütlü mücadelelere girdiler. Emekli haklarını savunan, emeklinin artık insanca bir yaşam sürmek için gereken maaşı alması anlamında mücadele veren pek çok örgüt var. Bu örgütler bir araya geldi. Olağan genel bir kurul oluşturdular Ankara'da. 24 emekli sendikası bir araya geldi ve bakın hangi mesajlar çıktı oradan. Sendikamızın amacı emeklilerin ülkemizdeki bulunduğu bu halin Türkiye genelinde örgütlemek ve bugüne kadar iktidar tarafından çeşitli yol ve yöntemlerle, yasalarla gasp edilmiş olan haklarını örgütlü bir şekilde mücadele ederek almaktır. Belirleyen olan şey örgütlülüktür. Bugün ülkemizdeki emekliler örgütsüz olduğu için bugüne kadar gasp edilen haklarımızı hükümet sadece geçici bir lütufmuş gibi yine insanlarımıza bir miktar para vereceklerdir ve onun arkasından da gerçek haklarımızı alamayacağız. Yıllardır emeklerin ekonomik, demokratik çıkarları için alanlarda mücadelemizi yürütüyoruz. Bilhassa bu 2024 bütçesinin meclise gelmesiyle birlikte alanları doldurduk. Tam 110 yerde eylem ve etkinlik yaparak bu bütçede emeklerin olmadığını, emeklerin yaşamını daha zora sokacak bir bütçe olduğunu söyledik. Türkiye'de bir ilki başarmaya çalışıyoruz. Doğrudan demokrasiyi savunan bir sendikayı hedef alıyoruz kendimize. Biz yüzdelik zamları hiçbir zaman savunmuyoruz. Yüzdelik bir zam beklemiyor, istemiyoruz zaten. Bizim istediğimiz milli gelirden eşit olarak milli gelirin tüm insanlar arasında eşit dağılımını istiyoruz. İstediğimiz bu. Yüzdelik zamlar bize hiçbir şey kazandırmaz. Bugün bize verecekleri %100 zam olsa bile mala mülke her şeye gelecek zam onu zaten götürecek. Sendikamızın kuruluş amacı ülkedeki emeklilerin ekonomik, sosyal ve ülkenin demokratik sorunları için kurulduk. Bugüne kadar alanlarda, meydanlarda, mitinglerde emeklilerin haklarıyla ilgili birçok basın açıklamaları yaptık. Bu basın açıklamalarımıza ve en son 25 Mayıs'ta Türkiye genelinde 8 bölgede miting yaptık. Bu mitingde emeklilerin ekonomik taleplerini dillendirdik. Ve bugünün emeklileri aslında büyük oranda yani uzmanların açıkladığına göre yaklaşık %70 oranında kendi evinin sahibi olan emekliler. Tabii ki %30'luk bir kesim var, hala kiracılar. Bu koşullarda bir de kira ödemek durumundalar. Dolayısıyla evlatlarının yanına sığınıyorlar varsa. Sokakta olduğuna şahitlik ettiğimiz ileri yaştaki pek çok insanın da haberini yapmak zorunda kalıyoruz. Ama yarının emeklileri maalesef bugünkü kadar ev sahibi olma oranına da sahip olamayacak. Yani bugün çalışanlar çalıştıkları maaşla, sabit ücretleriyle ister kamuda ister özel sektörde ev alamadıkları için yarın emekli olduklarında koşullar aynı kalsa bile, bugünkü koşullarında kalsa bile yarının emeklisi olmak bugünün emeklisi olmaktan daha zor olacak. Peki eskiden nasıldı? Eskiden tazminatıyla emekli olan kişi kendine bir ev alabilirdi, bir yazlık alabilirdi sevgili izleyenler ki öyle de yaptılar. Ama bugün bu mümkün değil. Çünkü 650 bin lirayla 799 bin lira arasında değişiyor. Özellikle kamudan emekli olanların aldığı tazminat. Ne yaparsınız bu parayla? Hadi buyurun birlikte düşünelim. Benim dedem almış zamanında. Yazlık almışlar ki yani gecekonda oturuyorlarmış. Şu an ben düşünüyorum tadilata bile anca yeterdi o para. 4 ay oldu emekli olalı. Ama aldığım parayla hiçbir şekilde hiçbir daire hiçbir şey alamam. Köye de ev yapamam. En kötü daire 2,5 trilyon. 38 yılına çalıştım toplam. Ama aldığımız para 570 lira. Şimdi artık o yetmedi. Bizi zorla emekli ettiler. Nasıl alacağım ben bu parayla? Memuru maaşı gibi emeklilik tazminatı da eridi. 3000 ek göstergeyle emekli olan bir memur 651 bin lira tazminat hak ederken 3600 ek gösterge üzerinden emekli olursa 799 bin ikramiye alabiliyor. Yani en ucuz konutu almaya bile yetmiyor ikramiyeleri. Ben bu parayla 1-2 sene rahat yaşayabilir miyim diye bakıyorsunuz artık. Yapabilecek hiçbir şey yok. Benim 2 tane çocuğum var. Şu anda yemek yedirebilmek için en uygun yer ne
neresidir diye kaç saattir dolaşıyoruz yani. Gerçekten hayat o kadar zora girdi ki. Emekli ikramiyeleriyle bir ev, evi olan yazlığını ya da arabasını alır aylığıyla geçinirdi. Ama bugün ne aylıklarının ne de ikramiyelerinin pek bir anlamı kalmadı. Çünkü memurlar ikramiyeleriyle değil bir ev alabilmek, çocuklarının bile düğünlerini yapamamaktan şikayetçi. Akşam ben Sincan'da bir düğündeydim. Sordum kaça mal oldu bir düğün dedim. 700 lira. O da her şey var mıdır içinde? Yoksa yine kısılmış mıdır? Elbette kısılmış. Eskiden kızlarımızın gelinlerin koluna 8-10 tane bilezik takılıyordu. Şimdicik bir parmağında bir yüzük, bir köle, bir kubbe bu kadar. 3000 ek göstergenin bugün almış olduğu emekli ikramiyesi 651 bin TL. 3600 ek göstergenin almış olduğu emekli ikramiyesi ise 799 bin TL. Yani değil bir ev, bir evin peşinatını bile ödeyemeyecek. Kayıp büyük. 2017'de 3000 ek göstergeyle emekli olanın ikramiyesi 59 asgari ücrete denk gelirken bugün 38 asgari ücrete geriledi. Kayıp 351 bin lira. 3600 ek göstergeyle 2017'de aldıkları tazminat 72 asgari ücretti. 2024'te 47 asgari ücret oldu. Kayıp 424 bine yükseldi. 1,5 milyondan aşağı bir ev yok. Emekli olduğunda 1,5 milyon alamayacaksın. Yani yazlığı hiç düşünemiyorum. Milyonlar lazım. Kızımın okul parasını bile karşılayamam. Çay içmiyorum. Devlet memuruyum. İçemiyorum. Çok pahalı. Hayallerin ötesinde emekli olursam çocuğuma yük olur muyum diye kaygılanıyor açıkçası. Yani hayalden kaygıya geçmiş durumda. Güzel hayaller kurmak memuru olacak. Heyecanını, hayallerini yitiren, alım güçleri düşen memurların tazminat hesabı. Emekli tazminatıyla memura ev, araba, yazlık artık hayal oldu. Borçlara kapatırız. Hiçbir şey yapamayız. Hiçbir hayalimiz yok. Hayal mi kaldı? Ev, araba alamayız, araba alamayız artık. Günümüzü kurtarsa şükrediyoruz Allah'a. Hemen bir gözümüzün bir kulağımızın orada olduğu adrese, Küçükçekmece'ye, o çöken binanın enkazına dönelim. Sevgili izleyenler, Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. 2 kişi enkaz altından yaralı çıkarıldı. Şu anda ekiplerin bir kişiyle iletişim halinde olduğunu ve kendisine ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Enkaz altında kaç kişi olduğu açıklanmadı. Çökme sabah saat 8.45'te gerçekleşti. Yani yaklaşık bir saat önce. Hemen etrafı çevrildi enkazın. Orada pek çok arama kurtarma çalışanını görüyorsunuz. Enkazın altında kalmış yarı yarıya bir araç görebiliyoruz. Bu aracın içinde birisi var mıydı, park halinde miydi henüz netleşmedi. Bir iş makinesi hazır bekliyor ama bizim çıplak gözle bu mesafeden görebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar çalışmalar el kol gücüyle sürüyor efendim. İş makinesinin yenice hareketlendiğine şahitlik ediyoruz. Arkada bir belediye otobüsü var. Yoldan mı geçiyordu çökme anında? Bu bilgilerinin hepsi dakikalar içinde, saatler içinde netleşecek. Şimdilik enkaz altında iki kişinin yaralı çıkarıldığını, bir kişinin de ekiplerle iletişim halinde olduğunu biliyoruz. Başka kaç kişi var enkaz altında olan? Durumları ne? Bunların tamamı zamanla yanıt bulacak sorular efendim. Bölgede itfaiye ekipleri var, AFAD var, zabıta ekiplerini ve belediye ekiplerini giydikleri kıyafetlerden seçebiliyoruz. Aldığımız bilgiye göre bölgeye belediye ekipleri ve yöneticilerin intikal halinde olduğunu söyleyebiliriz. Oradan gelecek her türlü sıcak bilgiyi takip ediyor ve ekrana taşımaya devam ediyoruz. Bir insan zinciri oluşturulduğunu, kuş bakışı görüntülerde ekiplerin bir zincir haline geldiğini görme şansımız var. 6 Şubat depremlerinde bu görüntüleri uzaktan okumak konusunda maalesef hep beraber bir tecrübe edindik. Hatırlarsanız o zaman enkazın yakınında böyle bir insan zinciri gördüğümüzde acaba biri mi çıkarılacak diye düşünüyorduk. Bazen oluşturulan bu zincirle molozların elden ele taşınıp bölgeden uzaklaştırıldığına şahitlik ediyorduk. Umarım birilerinin sağ çıkarıldığını, birilerinin sağ salim ailesine kavuşacak şekilde enkazın altından kurtarıldığını birlikte izleyebileceğiz sevgili izleyenler. Umudumuz o yönde. Bakın bir kişi sağ çıkarıldı. Bir izleyelim. Erken saatlerde bir kişinin o enkazın altından sağ çıkarıldığına işte böyle şahitlik ettik. Tamam abi, tamam.
Merkezi bir nokta, Küçükçekmece'de Belediye Caddesi üzerinde, caddenin ismi bu sevgili izleyenler. Oldukça merkezi noktada 3 katlı bir bina. Bakın, enkaz altından çıkarılan kişi sedye ile taşınıyor. Hadi arkadaşlar lütfen, işimizi kolaylaştırın. Çalışmalar hummalı şekilde sürüyor sevgili izleyenler. Hazır bekleyen araçları görüyorsunuz, iş makinesini görüyorsunuz. Işığı yanıp sönen bir araç var. Öyle zannediyorum ki o bir ambulans. Buradan görebildiğim kadarıyla. Arkada bir belediye otobüsü görmek mümkün. Şahin Tepesi Yeni Bosna metro arasında HT20 kod adıyla sefer yapan İETT otobüsü. Enkaz kısmen onu da etkilemiş, kısmen üzerine devrilmiş. Bir anda gerçekleşiyor bu çökme. Bir patlama mı tetikledi? Tetikleyici herhangi bir unsur var mıydı yoksa kendiliğinden mi çöktü? Riskli bir yapı mıydı? Beklenen bir durum muydu? İhmal var mı? İki kişi enkaz altından yaralı halde çıkarıldı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu iki kişi yaralı halde çıkarılıp hemen sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da enkaz altındaki bir kişiyle ekipler iletişim kurabiliyorlar. Birbirlerine bir şekilde seslerini duyurabildiklerini anlıyoruz. Bir kişiye dair umudun sürdüğünü anlıyoruz ama toplam kaç kişinin olduğunu belirlemek tabii ki zaman alacaktır. Günün gündemine adeta hızlı bir giriş yapan bir gelişme maalesef Küçükçekmece'deki bu çökme. Bu bizim kaderimiz mi sorusunu sorduracak elbette. Biz size şimdi naklen görüntülerle oradaki çalışmaları aktarıyoruz ama ihmal olup olmadığını da sorgulayacağız. Neden çöktüğünü de sorgulayacağız. Kimlerin sorumluluğu vardı sorusunu sorup cevaplarını birlikte arayacağız sevgili izleyenler. Sabah saat 8.45'te çoğunun uykuda olduğunu tahmin ettiğimiz saatlerde gerçekleşen bu çökmede kaç kişi yaralandı? Kaç kişinin canı yandı? Bunu zamanla öğreneceğiz. Yoldan geçenlere bir zayiat verdi mi bu çökme? O sırada oradan geçen birileri var mıydı? O sırada oradan geçen araçlarda hasar oluştuğunu buradan görebiliyoruz. Aracın içindeki kişiler ne durumda? Bunları zamanla öğreneceğiz. Valiliğin açıklaması şöyle. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada sabah saat 8.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan 3 katlı binanın çöktüğü belirtildi açıklamada. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri orada. İHH logolu kıyafetler görme şansına sahibiz. Reklam arasında ulaştığımız belediye yetkililerinin oraya intikal için yolda olduklarını öğrenmiştik. Muhtemelen şu dakikalarda belediyenin afet müdürlüğü yetkilileri de oraya ulaştılar. Yöneticilerin intikal halinde olduğunu öğrenmiştik. Biz de oradan size naklen görüntüleri birazdan aktaracağız sevgili izleyenler. Muhabir arkadaşımız bölgedeki atmosferi birazdan ekrana taşıyacak. Yine bir gerçek. Sebebi ne olursa olsun bu çökmenin deprem gerçeği akıllara gelecek. İstanbul'daki büyük Marmara depreminin oluşturabileceği potansiyel zarar yeniden konuşulacak. Hazır mıyız sorusu yeniden sorulacak. Bu soruya verilecek cevap hepinizin malumu olacak.
Bugün bu çökme konuşulur, tartışılır. Umarım kimsenin can kaybı yaşadığını aktarmak durumunda kalmaz haber bültenleri. Umarım gereken derslerin çıkarıldığı bir kaza yaşanmış olur. Bir kazadır umarım yaşanan. Kahraman ekiplerin kurtarma çalışmasını canhıraş sürdürdüğünü görüyoruz. Ama artık kurtarma ekiplerimizin nedenli kahraman olduğundan değil de binalarımızın ve şehirlerimizin nedenli hazırlıklı olduğundan bahsetmek istiyoruz. Böyle durumlarda, böyle zamanlarda. Birazdan vali açıklama yapacak. Buna dair bir bilgi şu anda elimize ulaştı. İstanbul Valisi'nin yaptığı açıklamayı da ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Resmi makamlarca yapılan açıklamaları öncelikle ekrana taşımaya, bir bilgi kirliliğine sebep olmamaya özellikle dikkat ettiğimiz durumlardır. Vali Davut Gül'ün ne söyleyeceği bu anlamda önemlidir. Resmi açıklama belli ki ilk olarak kendisinden gelecek. Teyit edilmiş bilgiler önemli. Ekrana taşımak, teyit edilmiş bilgiyi sizlerle paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Böyle infial zamanlarında maalesef elimize ulaşan bilgilerin çoğu teyide muhtaç ve bazı bilgi kirlenmeleriyle sarılmış sarmalanmış halde gelebiliyor. Ekran başında kurtarma görüntüsünü beklemek de tabii ki 6 Şubat'ta yaşadığımız o çok yıkıcı ve hiç hazırlıklı olmadığımız depreme dair tüm travmalarımızı tetikliyor. Kuş bakışı çekilen görüntülerde kalabalık bir ekibin müdahale ettiğini görüyoruz. Pek çok farklı ekip ortak bir çalışmayla enkaza müdahale halindeler. İki kişinin yaralı çıkarıldığı bilgisi resmi olarak elimize ulaşan bir bilgi. Bir kişiyle iletişim halindeler. Umarım onun da sağ salim, canı yanmamış şekilde çıkarıldığını aktarmak isteriz ilerleyen dakikalarda. Öyle gerçekleşir umarım. Yoldan geçerken enkazdan etkilendiğini anladığımız bir İETT otobüsü var, HT20. Oldukça merkezi bir noktada gerçekleşti çökme. Sabah saat 8.40'da gerçekleşti sevgili izleyenler çökme. Henüz neden gerçekleştiğini bilmiyoruz. Oldukça kalabalık bir ekip orada müdahale halinde. Yaklaşık 1 saat 10 dakika oldu. İki kişi enkaz altından yaralı halde çıkarıldı. Bir kişi, umarım birazdan iletişim kurulan o bir kişi yine sağ salim çıkarılacak enkazın altından. Kaç kişi olduğu bilgisi, enkazın altından birileri çıkıp da en azından kendi dairesinde kaç kişi olduğunu söyledikçe aslında netleşiyor. Deprem zamanından edindiğimiz bir tecrübe. Sonrasında da bir bilanço çıkıyor ortaya. Umarım ağır bir bilanço çıkmayacak. Ama tabii ki biz durup düşüneceğiz. İstanbul depreminin yaklaştığı ihtimalini sık sık dile getiren uzmanları hatırlayacağız. Kendi evimizi sorgulayacağız. Hazır mıyız sorusunu soracağız. Sadece kendimize değil, hazır mıyız sorusunu bu anlamda sorumluluk sahibi olan kişilere de soracağız, sorgulayacağız. İstanbul'da oldukça merkezi bir noktada yaşanan bir çökme. Valinin açıklama yapması bekleniyor. Sayın Davut Gül birazdan bölgeden ilk resmi açıklamayı yapacak. Ekipler bu bilgiyi basınla paylaştı. Valinin bölgeye ulaşması bekleniyor. Yapılacak resmi açıklamalar kıymetli şu dakika. Şimdilik valilikten yapılmış sadece küçük bir resmi açıklama var sevgili izleyenler.
Bunun haricinde yapılmış hiçbir resmi açıklama şu ana kadar yok. Yaklaşık 1 saat 13 dakika oldu. Çökmenin üzerinden 1 saat 13 dakika geçti. Şu dakika itibariyle bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığını biliyoruz. O çıkan kişi ekiplere içeridekilerle ilgili bilgi de iletti sevgili izleyenler. Ekipler de o doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bölgeye sürekli yeni ekiplerin intikal ettiğini gözlemleme şansına sahip oluyoruz. İETT otobüsü sabit kameranın kadrajından uzaklaşıyor. Onun yerine kadraja bir ambulans yaklaşıyor. Ambulans yaklaşıyorsa acaba birini çıkarmaya yakın mı ekipler? Bir kişinin çıkarılmasına yaklaşmış olabilirler mi? Çünkü hummalı bir çalışmayı da gözlemleme şansına sahibiz. Ambulans yaklaşınca heyecanlanıyoruz. Bir kişi çıkarılacak mı acaba sorusunu soruyoruz. Öyle umut ediyoruz ki kimsenin canı yanmamış olsun. Bu ihtimal maalesef çok yüksek görünmese de biz böyle umut etmeyi sürdüreceğiz. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada saat 8.40 sularında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan 3 katlı bu binanın çöktüğünü belirtti. Olay yerinde çok sayıda arama kurtarma ekibi var, AFAD yetkilileri var, itfaiye ekipleri var, belediye ekipleri var sevgili izleyenler. El birliğiyle bir çalışma yürütüyorlar. Şu anda tabii ki iş makineleriyle ya da teknik bir ekipmanla enkaza girdiklerine şahitlik etmedik. Bu ne kadar doğru? Bu da bir soru işareti. El yordamıyla elden ele molozları aktararak bir yol açmaya çalıştıklarını zannediyoruz. En azından ulaştıkları kişiye, iletişim kurdukları kişiye bir yol açmaya gayret ettiklerini tahmin ediyoruz. Öyle umut ediyoruz ki hem o ulaştıkları iletişim halinde oldukları kişinin Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın şu an kadraja girdiğini, yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Sayın Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı şu an bölgeye ulaştı. Naklen aktarılan görüntülerde kendisini görme şansına sahip olduk. Küçükçekmece Belediye Başkanı şu anda enkazın yanında. Son bilgi olarak bunu verebiliriz. Öyle zannediyoruz ki validen sonra konuya hakim olduktan sonra neden sonuç ilişkileri bir takım kurulduktan sonra Sayın Çebi de bir açıklama yapacaktır diye düşünüyoruz. Gözümüz kulağımız Kemal Çebi'nin, Vali Davut Gül'ün, resmi ağızların konunun nedeni ve sonucuyla ilgili yaptığı açıklamalarda olacak. Uzaktan çekiliyor görüntü fark ettiyseniz. Kamera dijital olarak yaklaşıyor efendim o bölgeye, o hummalı çalışmaya. Belli ki çekilen güvenlik çemberinin dışında tutuluyor basın ekipleri. En azından bir kısmı, en azından şu anda izlediğiniz görüntüleri size aktaran kamera. Ne konuşuyorlar, nasıl bir diyalog halindeler bunları duymamız mümkün değil. Ama hızlı hızlı bir çalışma halinde olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Öyle umut ediyoruz ki kimsenin canı yanmamış olsun. Öyle umut ediyoruz ki bilanço ağır olmasın. Yavaş yavaş gelmek lazım. Ben seni kışın alıyorum. Şey alıyorum.
Tamam, şeridin dışına. Tamam, alalım kamerayı. Şeridin dışına. Şeridin dışına. Şu yolu bak, aç yolu. Tek bir bina çöktüğünde bölgeye ne kadar çok arama kurtarma ekibinin ve konunun uzmanı kişinin sevk edildiğini görüyorsunuz. Peki ya bir İstanbul depremi yaşandığında? Öyle tahmin ediliyor ki İstanbul depremi yaşandığında yüz binlerce bağımsız birimin yerli bir olması ihtimali var. Hele bir de uzmanların bir kısmının özellikle uyardığı gibi 7'nin üzerinde bir şiddetle gelirse deprem, işte o zaman vay halimize. İstanbul'da pek çok bina depreme hazırlıklı değil ve pek çok bina aynı anda çökerse şu manzarayı da mumla ararız sevgili izleyenler. Çünkü muhtemelen çöken binaların altında kalmış olur arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı ve muhtemelen her binaya, her kişiye, her enkaza yetecek kadar uzman kişiyi bulmak da hiç kolay olmayacaktır. Türkiye'nin geneline bakıldığında arama kurtarma uzmanlarının zaten çoğunluğunun İstanbul'da olduğu biliniyor. Nüfusuna bakıldığında oransal olarak zaten bunu tahmin etmek çok zor değil. Depreme hazırlıklı mıyız, değil miyiz? Oturup düşüneceğimiz bir gün bu. Aynı zamanda Küçükçekmece'yi takip edeceğiz. Belki onlar için oturup hep beraber dua edeceğiz. Bilançonun ağır olmaması için, neyse ki diyebileceğimiz bir tablonun ortaya çıkabilmesi için dua edeceğiz ama ister istemez oturup kendi ihtimallerimizi de düşüneceğiz. Kendi yapılarımızı da sorgulayacağız. Böyle bir durumda ne yapacağımızla ilgili de düşünmek zorunda kalacağız. Bakın görüntülerde sedye içerisinde birinin çıkarıldığını ve taşındığını görüyoruz. Arkadaşlar, sedye ile taşınan görüntü naklen geliyor ekrana, öyle değil mi? Yanıltıcı olmayalım. Bakın bir kişinin daha sedye ile enkazdan çıkarıldığını görme şansına sahip olduk görüntünün bir kısmında. Kuş bakışı görüntülerde bir kişinin daha sedye ile çıkarıldığını gördük. Bir sedyenin de hazır beklediğini görüyoruz. Özellikle enkazın önündeki İnsan zinciri şeklinde moloz taşıyan ekibin de hummalı bir çalışma halinde olduğunu gözlemleme şansına sahibiz bu mesafeden. Ekip arkadaşlarımız bölgeye intikal etmek üzereler. Bölgedeki durumu teyit edilmiş bilgilerle, yapılan resmi açıklamalarla ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Bir bilgi kirliliğine sebep olmak istemiyoruz. Olayın nedeniyle ilgili, sonucuyla ilgili tahminde bulunmanın bir faydası olmadığı dakikalar. Dolayısıyla resmi ağızların yapacağı açıklamaların da çok önemli olduğu anlar bu anlar. Enkaz görüntüsü, enkaz başında bekleme, enkaz başında umutla bekleme tecrübesi tüm toplumumuzda maalesef oldukça taze. Küçükçekmece'de İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz merkezi bir noktada 3 katlı bu bina neden çöktü sorusunu da tabii ki sorgulayacağız reklamdan sonra. Sevgili izleyenler, gözümüz kulağımız Küçükçekmece'de çöken binada. Bu esnada biz reklam arasındayken vali bir açıklama yaptı. 7 kişinin yaralı halde enkaz altından şu dakikaya kadar çıkarıldığını aktardı Vali Davut Gül. İkisinin durumunun ağır olduğunu ve enkaz altında 2 kişi için daha arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bölgede ekip arkadaşlarımız var. Öznur Arslan bölgeye intikal etti, ulaştı. Neler yaşandığını bize naklen aktaracak. Ezgi, şu anda Küçükçekmece'de işlek bir cadde üzerinde bulunan o binanın olduğu noktadayız. Güvenlik şeridinin hemen yanı başındayız. Kenan Özcan'dan rica edeyim size hemen olay yerini göstersin. Şu an polis ekipleri de içeriye çok fazla insan girmesin, risk oluşmasın diye tedbir alıyorlar. Ancak 3 katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı. Valinin de yaptığı açıklamaya göre 7 kişi çıkarıldı. 2 kişi hala içeride çıkarılması için uğraşılıyor. Ancak bu arada sedyeler var. Eğer bir boşluktan görebilirsek
sedye gelmiş durumda. Belki bir yaralı daha önümüzdeki dakikalarda buradan çıkarılacak diye düşünüyoruz. Sabah erken saatte oldu bu çökme, bu yıkım kendiliğinden meydana geldi. Henüz nedeninin ne olduğu bilinmiyor. Buna yönelik herhangi bir tespit yapılamadı. Çünkü öncelikle içerideki canların kurtarılması gerekiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki pazar sabahı olması Ezgi özellikle bir şanstı. Çünkü etrafta çok dükkan var, çok sayıda iş yeri var, binalar var. Eğer bugün bir mesai günü olsaydı bu yol çok daha hareketli olabilirdi. Saat 8-8.30 civarında iş hareketliliğinin, okul hareketliliğinin en yoğun olduğu saatler olduğu için daha büyük bir felaket yaşanabilirdi. Çok daha fazla candan bahsediyor olabilirdik. Şu ana kadar 9 kişinin 7'sinin çıkarıldığı, 2'sinin hala enkaz altında olduğuna yönelik tespitler var. Eğer gösterebilirsek şurada hemen bir beyefendi var. İş makinesinin yanında o beyefendi enkazdan yaralı çıktı. Şu anda da kendi eşini bekliyor. Eşinin de yaralı olduğu, hayatta olduğuna dair işaretler var. Memur beyden rica edebilirsek eğer şöyle. Memur bey pardon birazcık şöyle açabilir misiniz? Hemen karşıda iş makinesinin yanında o da eşinden gelecek bir haberi bekliyor. Hatta gel abi yenge senin burada olduğunu görsün diye seslendiler ona. Muhtemelen eşinin bilinci de yerinde. O da onu bekliyor orada, ailesini bekliyor. Küçükçekmece ilçesi burası. Kentsel dönüşümün de yapılması gereken bölgelerden biri. Bina neden yıkıldı bilmiyoruz. Acı bir deprem tecrübemiz var geçmişten, yakın zamandan. Binanın altında bir hasar var mıydı? Bina çürük müydü? Kentsel dönüşüm konusunda bir girişimde bulunulmuş muydu? Bu bina neden durup dururken yıkıldı? Büyük bir deprem beklenen İstanbul'da kendi kendine hiçbir şey olmadan bu bina neden yıkıldı? Henüz bilemiyoruz Ezgi. Ama bunun açıklamasını da önümüzdeki saatlerde belki birkaç gün içinde yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacaktır. Bu sorunun yanıtını da alacağız muhakkak Ezgi. Bu arada çok sayıda itfaiye ekibi var burada. Hazır bekliyorlar. Sağlık ekipleri burada. AKOM'un afet koordinasyon aracı burada. Biz gelirken yolumuzun üstünden geniş bir çemberden polis güvenlik önlemleri almıştı. Her sokağın girişi kapalıydı. Buraya ulaşmamız bir hayli zaman aldı. Ama bu arada köpekli arama ekipleri de burada. Diğer iki kişiye ulaşabilmek için her türlü ekip bölgeye yönlendirilmiş. Her türlü ihtiyaca yönelik tedbir alınmış gibi görünüyor şu anda. Tabii önümüzdeki dakikalarda ne yaşayacağız bilmiyoruz. Ancak şu anda burada büyük bir hareketlilik, bir telaş, bir koşturmaca var Ezgi. Zamana karşı bir yarış bu. İçerideki canların da canlı bir şekilde çıkarılması için de önemli bir yarış. Özgür Aslan çok teşekkür ediyoruz. Bölgeye ulaşmanın zor olduğunu, hatta araçla ulaşmak imkansız olduğu için yürüyerek ulaştığını biliyoruz. İdari soruşturma başladı. Bu anlamda tespit çalışmaları başladı. Cumhuriyet Başsavcısının orada olduğunu biliyoruz. Özgür Aslan orada olacak. Bir gözümüz, bir kulağımız, ekip arkadaşlarımız da olacak. Şimdilik teşekkür edelim. İsterseniz size valinin açıklamasını ilerleyen dakikalarda aktaralım. Vali şöyle söyledi. Şimdilik tespit edilen bir neden yok. Yani henüz bu bina neden çöktü tam olarak tespit edebilmiş değiliz. Ama bina 88 yapımı bir bina dedi Vali Davut Gül. Aslında bu bilgi de çökmenin sebebiyle ilgili en azından fikir veriyor. 88 yapımı, 3 katlı bir bina. İçinde 9 kişinin olduğu söyleniyor. Resmi açıklama bu. Bilinen bu. En azından bir sürpriz yaşanmazsa sayı bu. 9 kişiden 7'sini ekranda izlediğiniz ekipler çıkardılar efendim. Sağlık ekiplerine teslim ettiler. 7 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. 5 kişinin durumu nispeten daha iyi. 2 kişinin durumu ağır. 2 kişi de şu an enkaz altında. Ekipler o 2 kişi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Sabah saat 8.40'da gerçekleşti bu çökme. Sebebi dediğimiz gibi henüz bilinmiyor. Bölgedeki basın mensubu arkadaşlar valiye sordu. Bir patlamadan söz ediliyor dedi. Vali henüz bir patlamaya dair ihbar almadıklarını dile getirdi.
Zaten bir patlama olsaydı belki de gözle görülür bir etkisi de olacaktı. Tabii ki bu soruların tamamı tespit çalışmaları neticelenince ortaya çıkacak sevgili izleyenler. Tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde tespit çalışmalarına başladığını biliyoruz ekibiyle birlikte. Bir soruşturma açıldı. İdari soruşturma, adli soruşturma başlatıldı. Neden oldu, nasıl oldu, sorumlusu var mıydı, kimdi soruları sorulacak. Ama tabii ki kendiliğinden çöken 88 yapımı bir binanın hepimizi sevk edeceği endişe ortak olacak. İstanbul depremi, olası İstanbul depremi, adım adım yaklaşan uzmanların her fırsatta uyardığı İstanbul depremi hepimizin ortak endişesi. Hemen söyleyelim, İstanbul depremi için senaryolar muhtelif. Bir tanesi 230 bin binanın, bakın bağımsız birim değil bina, içindeki bağımsız birimlerle birlikte bu milyonlarca insanın yaşadığı bir alan anlamına geliyor. 230 bin bina ilk etapta yıkılacak gözüyle bakılıyor. Olası bir İstanbul depreminde en iyi ihtimalle her 4 binadan biri çok yüksek riskli. En iyi ihtimalde, bakın bu ihtimaller depremin büyüklüğüyle değişiyor. Yani yıkılabilir durumda her 4 binadan biri. Kötü senaryoda bu oran her 2 binadan biri şeklinde de değişebilir. Deprem güvenliği %25 ve altı olan binalara müdahale edilmesi gerekiyor. Ama depremin maalesef çaresi bu müdahaleyken maliyetler dolayısıyla müdahale gerçekleşemiyor. Depremin maliyeti dörtte birine indirilebilecekken maalesef bu durum ekonomik gerekçelerle yapılamıyor. Biliyorsunuz belediye iştiraki Kiptaş bu anlamda bir çalışma yürütüyor. Her seferinde merkezi yönetime gelin birlikte çalışalım diyor. Kamu bankalarına ulaşılabilir bir finansman için çağrıda bulunuyorlar. Yapılan son açıklamaya göre 470 bin bağımsız birim diyor ki bizim evimizi dönüştürün. Yaklaşık 1,7 milyon insanın yaşadığı bağımsız birimin dönüştürülmesi gibi bir talep ulaşıyor Kiptaş'a. Bakın enkazdan çıkarılan kişinin İfadesini ekrana getirelim. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm demiş enkazdan çıkarılan kişi Korkut Yılmaz. 7-8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk, sonra çöktü. Ben yatakla dolabın arasına atmıştım kendimi, sonra geri çıktım. Köpeğim vardı, o içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı, bazıları enkazda kaldı. Bir risk taşımıyordu bina diyor beyefendinin ifadesi bu yönde. Ama biz binanın 88 yapımı olduğunu biliyoruz. Alt kat dükkan, onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda. İşte çökme anı. Bakın bu çökme anı sevgili izleyenler. Güvenlik kameralarına yansıyan çökme anını izliyorsunuz. Bölgede pek çok dükkan var. Merkezi bir nokta. Bölgedeki arkadaşımız Öznur Aslan önemli bir noktaya işaret etti. Pazar sabahı saat 8.40'da gerçekleşti bu çökme. İzlediğiniz, an beyan izleyebileceğiniz bu çökme. Ama eğer hafta içi bir gün gerçekleşseydi bu dükkanlar açık olacaktı. İnsanlar çökmeden sonra bölgeden uzaklaşıyorlar. Bakın güvenlik kamerası gösteriyor çökme anını. Şimdi izleyeceksiniz güvenlik kamerasının çökme anını. Tam köşedeki. Bakın bir minibüs geçiyor oradan, gördünüz mü? Ben dedim Filiz Böreğin binası çöktü. Bir minibüs enkazın altında kalmış olabilir mi? Çökme anını kaydeden bölgedeki muhtemelen iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası görüntüleri. Dükkanda bir şey var mı? Çökmeden sonra tam orada bir otobüsün servisine binecekken kendini otobüse atıp kurtaranlar, kenara çekilenler, çökmeye birebir şahitlik edenler de bakın oradalar. Bakın şimdi çökme anını tekrar izleyeceksiniz. Mavi bir araba sokağa girdi. Şimdi ekranın üst köşesinden bir minibüsün sokağa girdiğini göreceğiz. Yoldan bir araç kılpayı geçiyor, kurtuluyor. Ama o minibüs ve mavi araçla ilgili durumu resmi makamlar açıklayacaklar bize.
İşte o çökme an be an böyle yansıdı güvenlik kamerasına. Maalesef pazar sabahı olmasına rağmen çok işlek bir caddede Küçükçekmece ilçesinin merkezi bir noktasında gerçekleştiği için bu çökme tabii ki orada yaşam çoktan başlamıştı. Bir hafta içi sabahı kadar olmasa da yaşam başlamıştı. Dükkanların bazıları belki de açılmıştı. İnsanlar araçlarıyla yoldan geçiyorlardı. Biliyorsunuz bugün LGS var. LGS için belki de yolda olanlar vardı sevgili izleyenler. Bir minibüsün bakın. Minibüs sokağa girdi, çökme gerçekleşti. Ana yoldan bir aracın son anda kıl payı kurtardığına şahitlik ettik. Mavi bir araç girdi ara sokağa, sonrasında bir minibüs girdi. Muhtemelen minibüs hattının geçtiği bir cadde, belediye caddesi sevgili izleyenler. Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktası. O Geçit Sokağa giren minibüse gözlerimizle şahitlik ettik. Geçit Sokağa giren mavi bir aracı gördük. Akıbetini tabii ki bize resmi makamlar açıklayacak. Bakın Geçit Sokağa giren bir mavi otomobil, peşi sıra giren bir minibüs. Ve ana caddeden geçerek hızla kendini kurtaran bir başka araç, toz duman arasında bir minibüs, minibüse binmeye çalışırken kaçarak uzaklaşan insanlar kameralara yansıdı. 88 yapımı bir bina sevgili izleyenler. Çökmeyle ilgili bir tespit çalışması yürütülüyor. Cumhuriyet Başsavcısı da bölgede ama valinin yaptığı açıklamaya göre henüz tespit edilebilmiş bir neden yok. 9 kişi olduğu tahmin ediliyor bina içerisinde. Yoldan geçenlerin durumuyla ilgili henüz yapılmış bir bilgi yok. Umarım oradan iyi haber gelecektir. Bu 9 kişiden 7'si yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Valinin aktardığı bilgiye göre çıkarılan 2 kişinin durumu ağır. 5 kişinin, 5 yaralının durumu nispeten daha iyi. 2 kişi daha enkaz altında öyle biliniyor. Ve o 2 kişiye ulaşmak için ekipler hummalı çalışmasını sürdürüyor. Bölgeden yapılan naklen açıklamaları, resmi bilgileri, bölgeden verilen yeni görüntüleri ekrana taşımaya devam edeceğiz. Gözümüz kulağımız Küçükçekmece'de, İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz bir noktada bu çökme yaşandı. Henüz nedeni açıklanmadı. Bir patlama ihbarı yok denmiş olsa da 88 yapımı bir binanın neden çöktüğüyle ilgili en azından ilk etapta uzman olmaya gerek yok herhalde fikir yürütmek için. Çökme anı gerçekten oldukça acı ve can yakıcı görünüyor. Bölgede arkadaşlarımız şu anda hazır. Öznur Aslan az evvel de aktarmıştı ne gördüğünü, ne yaşandığını. Şimdi tekrar bir kulak verelim Öznur'a. Ezgi, Küçükçekmece'deyiz. Geçit Sokağı'nın hemen yakınındayız. İşlek bir cadde üzerinde bu sokak. Geçit Sokak diyoruz ama caddeye de bakan bir yönü olduğu için binanın iki tarafı birden etkileyen kritik bir noktada bulunan bir bina. Bina aslında şöyle ne kadar görünebiliyor bilmiyorum. Çünkü polis ekipleri geniş bir çember aldılar ve bizi iyice dışarıya çıkardılar ama binanın duvarı sanki katlanmış gibi duruyor Ezgi. Önünde de çok sayıda kurtarma ekibi var. Arama kurtarma ekipleri orada bekliyorlar. Şu an gördüğünüz görüntü tam şu anda Kenan Özcan'ın size aktardığı görüntü. Bakın binanın duvarı katlanmış şekilde. Biraz evvel biz görgü tanığıyla aynı zamanda o binada da yaşayan biriyle konuştuk. Beyefendi bize şunu anlattı. Binanın yanında bir inşaat başlıyormuş. Bir binayı boşaltmışlar ve orada bir inşaat yaşanacakmış. Diyor ki beyefendi, biz acaba o bina yıkılırken bizim binamıza bir şey olur mu diye endişe ediyorduk. Daha o binaya kepçe vurulmadan, iş makinesi gelmeden bizim binamız zaten kendiliğinden yıkıldı. Yaklaşık 30 yıllık, belki daha uzun süreli eski bir bina burası. Kentsel dönüşüm içinde başvuruları olmuş apartman sakinlerinin, mal sahiplerinin. Görüşmüşlerdi ancak 2 yıl gibi bir süreden bahsedilmiş kendilerine. Binada yaşayan kişinin anlattığına göre o 2 yıllık süre bugün görüyoruz ki
uzun bir süreymiş ki bu ağır sonuç yaşanmış burada. İstanbul'da pek çok yerde kentsel dönüşüm bekleyen bina var. Bu bina da onlardan biriymiş. Aslında yerinde de bir talep olduğunu görmüş bulunuyoruz böylece. Kentsel dönüşüm sırası gelmeden ne oldu da 2 yıllık bir süre verildi bilmiyoruz ama işte o 2 yıllık süre beklenirken de ortaya çıkan sonuç böyle ağır bir sonuç oldu. 9-10 kişinin yaşadığı söyleniyor binada. Valinin açıklamasında da 7 kişinin çıkarıldığı, 2 kişinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü söyleniyordu. Görgü tanığının anlattığına göre bir patlama sesi, büyük bir herhangi bir doğalgaz vesaire gibi patlama sesi duyulmamış orada. Ben bir sarsıntı hissettim diye anlatıyor. O sarsıntıdan sonra da bir anda bina yıkıldı. O beyefendi de röportajını yaptık ancak şu an aktaramadığımız için ben söylüyorum. O beyefendi de kendisinin oluşan yaşam boşluğundan daha ortalık toz dumanken kendisini dışarıya attığını anlatıyordu. İşte bir anda gelen patlama sesi duymadık dediler. Patlama sesi olmadan bir anda gelen ve bir binayı ikiye katlayan bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep olan kendiliğinden meydana gelmiş bir yıkım. Bir sarsıntı yok, herhangi bir müdahale yok, çevrede bir müdahale yok. Kendiliğinden yıkılmış bir bina, pazar sabahı olmasının büyük bir şans olduğunu söylemekten başka bir şey yok. Çünkü gerçekten çok sayıda iş yerinin, marketin, dükkanın olduğu bir bina. Aynı zamanda da çevrede çok sayıda yaşayan ailenin de olduğu, yerleşimin de olduğu bir alan burası. Pazar sabahı olduğu için cadde nispeten tenhaydı. Tenha olduğu için de çok daha büyük bir felaketten bahsetmiyoruz. Çok şükür demek zorundayız. Şu anda polis ekipleri yine bizi biraz daha geriye çıkarmaya çalışıyorlar. Açıkçası bunun da gerekçesini artık anlamakta zorluk çekiyoruz ama giderek olay yerinden uzaklaşmak zorunda da kalıyoruz. Diğer yandan güvenlik gerekçesiyle deniyor ancak içeride de çok sayıda insan var, sivil var. Ona rağmen biz dışarıya doğru çıkarılıyoruz. Bütün basın mensupları bölgeden uzaklaştırılıyor. Ama diğer taraftan da ambulans ekipleri içeride bekliyor. Sağlık ekipleri içeride bekliyor. Arama kurtarma ekipleri orada. Hazır bir sedye var yaralıların çıkarılması için. O sedye orada bekliyor. Her an bir yaralı daha çıkarılabilir. Biz de burada büyük bir ümitle enkaz altında kalan son kişilerin de sağlıkla oradan çıkarılmasını bekliyoruz Ezgi. Bildiğim kadarıyla bölgeye araçla ulaşmak imkansızdı. Biz seninle sürekli iletişim halindeydik. Kameraman arkadaşımızla birlikte siz oraya ulaşabilmek için yürümek zorunda kaldınız. Ne kadar yürümek zorunda kaldınız Öznur? Çünkü olası bir İstanbul depreminde bu ve buna benzer yüz binlerden bahsediliyor. 230 bin bina yıkılabilir deniyor. Yani bir yerden bir yere ulaşmanın bir bina yıkıldığında dahi ne kadar zor olduğunu anlatır belki. Ne kadar yürüdünüz? Ezgi yaklaşık 10 dakika yürüdük. Aslında burası E5'in kenarında bir nokta. E5'e çok yakın bir nokta. Biz E5 karayolu üzerinden geldikten sonra E5 yolunun kenarında inmek zorunda kaldık. Oradan yürüyerek geldik. Polis ekiplerinin yolu kesmesi sebebiyle geldik. Ama dediğim gibi bugün pazar olduğu için böyle oldu. Eğer bugün hafta içi mesai saatleri içerisinde bir gün olsaydı zaten burada çok sayıda araç, çok sayıda insan olacaktı. Ve yaşanacak keşmekeş daha büyük olacaktı. Senin az önce dikkat çektiğin şeyi biz de burada kendi aramızda düşündük buraya ulaşmaya çalışırken. Bir binanın yıkılmasıyla yaşanan kaos bu, keşmekeş bu. Eğer Büyük İstanbul depremi yaşanacak olsa, Büyük İstanbul depreminden de geçtik. Birden fazla binanın yıkıldığı bir olay yaşanmış olsaydı, bir deprem yaşanmış olsaydı yaşayacağımız şeyin boyutunu tahmin etmekte de zorlanıyoruz. Çünkü aslında biraz da kriz yönetimi sıkıntısı yaşıyoruz biz şu an burada Ezgi. Biz riskleri yönetmeyi tercih etmeyip aslında genelde krizin çıkmasını bekleyen bir ülkeyiz. Maalesef sadece deprem konusunda değil pek çok doğal afet konusunda da manzaranın bu olduğunu tecrübe etmek zorunda kalıyoruz. Her seferinde ders olmasını umut ettiğimiz felaketler içerisinde buluyoruz kendimizi. Bugün inşallah bilançosu çok ağır olmayan, can kaybı yaşanmadı neyse ki dedirtecek bir olayla karşı karşıyayızdır ama galiba iki elimizin arasına böyle kafamızı alıp düşünmemiz gereken, gerekli mercilere, sorumlulara gerekli soruları sormamız ve cevap almamız gereken bir olayla yine karşı karşıyayız. Anladığım kadarıyla Öznur seni orada tutmuyorlar. Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarını uzaklaştırma gayreti içindeler. Sen son sözlerini aktar, sonra daha rahat bir noktadan belki bilgi alışverişi yapma şansına sahip oluruz.
Ezgi, güvenlik gerekçesi bu tarz olaylarda kullanılan klasik bir cümle artık ama aslında basını uzaklaştırma çabası gibi görünüyor. Çünkü biz içeride görüyoruz, siviller var, bölgede yaşayanlar var, ellerinde telefonlarıyla çekim yapan insanlar var. Ama basın mensupları, işte kamerası, mikrofonu olan insanların ne yazık ki çıkması sağlanıyor. Önemli değil, önemli olan buradaki insanların hayatlarının kurtarılmış olması. Biz işimizi yapmaya çalışırken içeride de işini yapmaya çalışan, hayat kurtarmaya çalışan ekipler var. Umuyoruz ki bütün bu kaosun, keşmekeşin, bu hareketli anların sonunda herhangi bir can kaybı olmadan sadece yaralıların bilgisini verdiğimiz bir günün sonuna erişebiliriz diyebilirim Ezgi. Ama şu anda orada hala ekipler var, hala çalışmalarını sürdürüyorlar. Gelirken yolda görmüştük, bizde arama kurtarma köpeklerini taşıyan araçlar vardı. Çok fazla ekip var orada ama bir taraftan da kısıtlı bir alanda çalışıyorlar. O iki kişiyi o enkazın altından çıkarmaya çalışıyorlar. Ambulanslar hazır, sedye hazır. Yaralı çıkma ümidi can kaybından çok daha yüksek görünüyor. İçerideki kişilerin yaralı çıkma ümidini koruyoruz ve onların da öyle çıkmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Öznur Aslan'dan bilgi almaya, bilgi akışını diri tutmaya devam edeceğiz. İsterseniz hemen, dedik ya, resmi açıklamaları çok önemsiyoruz böyle infial hallerinde. Vali Davut Gül bölgeden yaptığı ilk açıklamada ne dedi, ona kulak verelim. Küçükçekmece'de 8.40 sularında zemin artı 3 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Zeminde iş yeri var. Bir üst katta da yine büro olarak kullanıldığını biliyoruz. Üstteki iki katta da aileler yaşıyor. İlk etapta AFAD'ın koordinasyonunda itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve benzeri belediye, itfaiye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre iki kişinin daha göçük altında olduğu söyleniliyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Herhangi bir bize ulaşan bu an itibariyle ölü tespiti yok, ölü ihbarı yok. 7 kişinin ikisi biraz daha ağır, 5 kişi normal. 1988 yapımı, çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok. Dolayısıyla da ileriki saatlerde, ileriki günlerde sizleri bilgilendireceğiz. Cumhuriyet Başsavcımız zaten olay yerinde. Adli ve idari süreç devam edecek bundan sonraki süreçte. Hepimize geçmiş oluruz. Evet, sağ olun, geçmiş olsun. Çökmenin nedeni bilinmiyor. Bir patlama ihbarı yok. Bilindiği kadarıyla binada 9 kişi var. 7'sine zaten ulaşıldı. 2'sinin durumu ağır. 5 kişi de, yani yaralı kurtarılan 7 kişinin tamamı hastanede sağlık ekiplerine emanet edilmiş vaziyetteler. 2'sinin durumu ağır. Umarım iyi haber alacağız. Şu an ekiplerin çalışması enkaz altında olduğu düşünülen kalan 2 kişi için. Yoldan geçen araçların içinde birileri var mıydı? Bakın. Ara sokağa dönen aracı gördünüz. Şimdi ara sokağa dönen minibüsü göreceksiniz. Bu araçların içinde biri var mıydı? Şoförlerinin durumu ne? Bu araçlar bu açıdan bakıldığında enkaz altında kalmış gibi görünüyorlar. Ama enkaz altındalar mı, değiller mi sorusunu tabii ki resmi makamlar yanıtlayacak. Belki sadece bu açıdan öyle bir görünüm veriyordur durum. Eğer içleri doluysa en azından birer şoför var. Onların durumunun ne olduğuyla ilgili bilgi de ilerleyen saatlerde, dakikalarda elimize gelecektir. İstanbul'un göbeğinde 3 katlı bir bina, içinde toplam 9-10 kişi diye tabir edildi resmi açıklamada. 9 kişinin olduğu biliniyordu olay anında. 9 kişinin olduğu bir binada olay bakın ne boyuta geldi. Ne kadar büyük bir infial yaşandı, ne kadar büyük bir telaş yaşanıyor. Umarım günün sonunda bilançoyu açıklarken neyse ki diyebileceğimiz bir tablo ortaya çıkmış olur. Ama öyle görünüyor ki bilanço çok da hafif olmayacak. 88 yapımı olduğu biliniyor binanın. Bina ile ilgili Öznur Aslan'ın aktardığı
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak şu anda telefon attığımızda bölgedeki çalışmalarla ilgili ekipten birinci ağızdan bilgi alacağız. Öncelikle geçmiş olsun diyelim Remzi Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Yıkımla ilgili son durum, müdahale ile ilgili son durum nedir? Şu anda bildiğiniz üzere burada Kartaltepe Mahallesi Küçükçekmece ilçesinde bir 4 katlı binamız enkaza düştü. İlk iki katı ofis olarak kullanılmaktaydı. Üçüncü ve dördüncü katı konut olarak. Şu anda elimizdeki bilgilere göre, en son bilgilere göre 4 vatandaşımızı sağ salim çıkardık ve onları hastaneye gönderdik. İki eksimiz olduğu düşünülüyor. Bir tanesinden çünkü henüz bir canlılık belirtisi alınamadı. Bir vatandaşımızı da eks olarak çıkardık. İçeride iki kişi daha canlı olabileceği düşüncesiyle aramalar devam ediyor. Birine sesli olarak ulaşıldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Lütfen bir toparlamak açısından sormama izin verin. İki kişinin eks olduğunu düşünüyoruz dediniz. Bu iki kişi enkaz altında mı? Bir tanesini çıkardık biraz önce. Biri çıkarıldı. Öbürü enkaz altında ama hiçbir canlılık belirtisi yok. Dolayısıyla eks olduğunu düşünüyoruz. Anladım. Ama diğer kişi, enkaz altındaki ikinci kişi de canlılık belirtisi gördüğünüzü söylüyorsunuz. Evet, var. Ondan sesli irtibat kuruldu. Şu anda canlılık belirtisi mevcut. Öyle umut ediyoruz ki enkaz altındaki iki kişiden de iyi haber alacağız. Sizin bir öngörünüz, bir görüşünüz var mıdır binanın yıkım sebebiyle ilgili? İlk etapta söyleyebileceğiniz. Şöyle yani 80'li yılların ikinci yarısında yapılmış bir bina, eski bir bina. Zannediyorum tamamen malzeme kullanımından ve eskilikten kaynaklı bir çökme bu. Ama tabii bu bütün buradaki çalışmalar bittikten sonra tespit edilebilecek bir şey. Dolayısıyla burada bazı haberler de yapılıyor. İşte yukarıda çatı katında terasta bir çalışmalar falan yapılıyordu. Onun için yıkıldı gibi ama bunlar da gerçekle şeyi yok. Bir ilişkisi yok. Çünkü yangın olsa belki böyle bir çalışma neticesinde yangının çıkış sebebi olarak söylenebilir ama böylesi bir yıkımda burada yapılacak olan bir çalışma bir binanın çökmesine neden olmaz. Zaten elimizdeki video kamera kayıtlarında da böyle bir çalışmanın olmadığı ifade ediliyor. Kamera kayıtları demişken güvenlik kamerası görüntülerinde ana caddeden ara sokağa girdiği görülen bir mavi otomobille bir minibüs var Remzi Bey. Siz o minibüsle otomobildeki kişilerin akıbetiyle ilgili bir bilgiye sahip misiniz? Şu anda bir otobüs, düzeltiyorum, bir binek aracımız zaten enkaz halinde. İçinde de kimse yok. O esnada yani çökme anında sokakta birilerinin olduğuna yönelik bir şey vardı, ifade vardı ama bizim görüntülerden anladığımız kadarıyla o saatlerde kimse yoktu sokakta. Minibüsle ilgili? Minibüsle ilgili de bir şey yok. Sadece halk otobüsü. Binanın çöktüğü yere doğru yanaşırken bina çünkü ne iç sokağa ne ana caddeye doğru yıkılmış tamamen diagonal olarak çapraz 3 yol ağzına yıkılmış. Dolayısıyla ana caddeden geçen bir halk otobüsünün ön camlarına çarpmış. Evet onu biz de izledik ama bir görüntüde minibüs vardı. Yok, minibüste herhangi bir şey yok şu anda. Çok şükür. Öyle bir bilgi yok elimizde. Çok şükür. Komşu arsada bir inşaat sırasında kendi binalarıyla ilgili endişe duyduklarını söylemiş. Görgü tanıklarından biri muhabir arkadaşımıza. Komşu binanın, komşu arsadaki inşaatın bir etkisi olmuş olabilir mi? Hayır, bunun yani şöyle söyleyeyim. Sağındaki binada herhangi bir şey yok. Bitişik nizam olduğu öbür binada da bir şey yok. Yalnız binanın iç sokağa bakan kısmındaki bitki nizamda olduğu bina kentsel dönüşüm başvurusu yapmış eski bir bina. O iki binada herhangi bir yıkıntı vesaire falan yok, çalışma yok. Ama biz yine tedbir amaçlı her iki binayı da boşalttırdık. Anladım. Bitişik nizamdaki bina yıkılmadı ama hayır, ihtimalen boşaltıldı. Her ihtimale karşı yani herhangi bir tehlike görünmüyor ama yine de bir ihtimal olabilir diye biz gerekli önlemleri aldık. Anlıyorum. Bu binanın da kentsel dönüşüm bekleyen bir bina olduğunu aktardı bize muhabir arkadaşımız. Zaten 88 yapımı, sizin de söylediğiniz gibi bu bilgi biraz fikir veriyor binanın
neden yıkıldığıyla ilgili. Remzi Bey, size çalışmalarınızda başarılar dileyelim. Bilgi verdiğiniz için çok çok teşekkürler. Daha fazla zamanınızdan çalmayalım. Sağolunuz efendim, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Remzi Bey'in aktardığı bilgiye göre sevgili izleyenler, itfaiye ekipleri bir kişinin eks halde enkazdan çıkarıldığını, enkaz altındaki iki kişiden birinin de eks olduğunun düşünüldüğü şeklindeydi yaptığı açıklama. İki kişiden birinin yaşamadığı düşünülüyor çünkü maalesef kendisiyle bir bağlantı, bir iletişim kurulamıyor. Enkaz altındaki kişiden diğeri ise bağlantı kurulabilen, iletişim kurulabilen bir kazazede, kendisinin de sağ salim çıkarılacağı tahmin ediliyor. Umarım bağlantı kurulamayan kişiyle ilgili de sağ salim çıkarıldı bilgisini verebiliriz. Ancak Remzi Bey'in aktardığı bilgiye göre şu ana kadar itfaiye ekipleri maalesef enkaz altından bir kişiyi cansız çıkardılar. Maalesef enkaz altından bir kişiyi hayatını kaybetmiş halde çıkardılar. Remzi Albayrak bize bilgiyi aktardı. İlerleyen dakikalarda resmi açıklamalar da güncellenecek. Yeni yeni resmi açıklamalar gelecektir. Remzi Bey'e sokağa dönen minibüsle binek otomobilin durumuyla ilgili soru sorduk. Binek otomobilin içinin boş olduğunu dile getirdi. Minibüsle ilgili henüz tespit edilmiş bir hasarın, tespit edilmiş bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını dile getirdi. Hemen ana caddeden geçmekte olan İETT otobüsünün, halk otobüsünün ön camlarının ve ön kısmının hasar aldığını dile getirdi. Temennimiz o ki sokağa dönen minibüste de herhangi bir can kaybı yaşanmış olmasın. Sokağa dönen otomobilde de, binek araçta da bir can kaybı, bir yaralanma yaşanmış olmasın. Ne ana caddeye doğru ne de tam olarak sokağa doğru devrilmiş bina. Çökme tam olarak çapraz yönde gerçekleşmiş. Ve ilginç bir bilgi, bitişik nizam yan yana inşa edilmiş bu iki binadan biri çöküyor, diğeri ayakta ve gözle görülür hali henüz bir hasar almadığı yönünde. Tabii tedbiren civardaki iki binanın da boşaltıldığı bilgisi bize aktarıldı. Kentsel dönüşüm bekleyen bir bina, 88 yapımı bir bina. Bir görgü tanığının arkadaşımız Öznur Aslan'a aktardığına göre 2 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen bir bina efendim. Yani aslında tabii ki bir tespit çalışması ve resmi açıklama yapılacaktır. Ama aşağı yukarı tablo bu bilgiler ışığında fikir veriyor. Öyle değil mi? Şu anda Cumhuriyet Başsavcısının ve ekiplerinin olay yerinde soruşturmayı başlattığını, bilgi toplamaya başladığını biliyoruz. Arkadaşımız Öznur Aslan da bölgede. Ekip arkadaşlarımız, NAV Haber kameramanı ve muhabiri de bölgede ekip bilgi toplamaya devam ediyor. Hemen onlara dönelim aktaracaklarını duymak için. Ezgi, tekrar olay yerindeyiz. Biraz binanın uzağındayız. Güvenlik gerekçesiyle bir önceki yayın sırasında uzaklaştırılmıştık. Polis ekiplerinin arasından eğer görebilirsek, görebildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışalım. Şu an itfaiye ekipleri bölgeye çok sayıda malzeme götürdüler. Ulaşmaya çalıştıkları bir nokta var. Oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Bir yandan görüyorsunuz malzemeleri sağa sola taşımaya ve yer açmaya çalışıyorlar. Bir iş makinesini de sanıyorum ki o bölgeye doğru almaya çalışacaklar Ezgi. Tam olarak ne yaşandığını, şu an orada ne yaptıklarını anlamamız açıkçası bilgi akışı sağlanmadığı için biraz zor olmakla beraber, biliyorsunuz vali açıklama yapmıştı. 9 kişi var, 7'si kurtarıldı, ikisine ulaşmaya çalışıyoruz, yaralı olduklarını düşünüyoruz demişti. Ancak itfaiye daire başkanının yaptığı açıklama farklı yönde. Sonuçta itfaiye ekipleri de burada çalışıyorlar ve büyük de bir ekip çalışıyor burada. Onların yaptığı açıklamaya göre de bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, bir kişiden de yaşam belirtisi alınmadığına dair tespit var. Zaten biz de gelirken biraz önce de bahsetmiştim. Köpekleri, arama kurtarma köpeklerinin bölgede olduğunu
görmüştük. Dolayısıyla yaşam belirtisi yoksa eğer o insanları bulmak, onlara ulaşmakta zorlaşıyor. Bu nedenle de arama kurtarma köpekleri de bölgede görüntü almak, olay yerini görmek biraz zor oluyor. Ama bir telaş, bir koşturmaca hala yaşanıyor. Hem itfaiye ekipleri hem arama kurtarma ekipleri bölgedeler. Bina köşe başında bir bina gibi duruyor. Bir tarafı sokak, bir tarafı cadde ve tam o noktaya yıkılmış, resmen katlanarak çökmüş bir bina olduğunu söyleyebilirim Ezgi. Eski de bir bina aslında. Yakın görüntülerine bakıldığında betonunun, demirlerinin kendisini gösterdiğini söyleyebilirim. Çünkü artık bu kadarını da anlayabilmek için uzmanlık gerektirmeyecek kadar da binanın aslında sağlam olmadığı kendini gösteriyor. Nitekim binada yaşayanlar da bundan bahsediyorlardı. Binalarının kentsel dönüşüme girmesi için başvurular yaptılar. Fakat bu başvuru için görgü tanıklarının, binada yaşayanların anlattığına göre 2 yıl gibi bir süreden bahsediliyor kendilerine. Bahsedilmiş kendilerine kentsel dönüşüm beklerken ne yazık ki bina kendiliğinden yıkılıyor. Hemen yanında bir başka bina kentsel dönüşüm için hazır, boşaltılmış bir şekilde bekliyorken bu binada yaşayanların endişesi de o inşaat başlarsa bizim binamız ne olur acaba korkusunu yaşarken, henüz o binada inşaat başlamamışken, çalışmalar başlamamışken bu bina ne yazık ki kendiliğinden yıkılmış durumda. Çevredeki binalarda, çevredeki sokaklarda da tedbirler var. Olur da etkilenirse diye bir yıkımdan ya da yeni yıkımlar yaşanırsa diye. Çünkü bitişik nizam bir bölge burası. Binalar sık, sokaklar dar bir şekilde. Aslında çevredeki binaların da birçoğunun eski olduğu da gözle görülür şekilde anlaşılıyor Ezgi. Haliyle de bu kötü son yaşanmış durumda. Çalışmalar devam ediyor. Bölgede koşturmaca var. Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırmış vaziyetteler. Bir yandan da içeride kalan, enkaz altında kalan kişilere bir şekilde ulaşılmaya çalışılıyor. Yaşam belirtisi olmadığına dair söylemler de var. Umuyoruz ki öyle olmaz. Umuyoruz ki bir can kaybı yaşanmadan ulaşılabilir. Ama şu anda hem orada o yaralı çıkarılma ihtimaline karşı hazırlıklar tam olarak yapılmış ve bekleniyor. Diğer taraftan da eğer bir can kaybı varsa o kişilerin yerinin tespit edilmesi için de ekipler bölgede çalışma sürüyor Ezgi. Pazar sabahı olmasının bir katkısı var. Yaralı ya da can kaybı sayısının daha fazla olmamasıyla ilgili. Çünkü gerçekten eğer burada bir mesai günü olsaydı, yıkımın yaşandığı, çökmenin yaşandığı saat itibariyle de büyük bir yoğunluk olabilecek bir cadde burası. Bu da felaketin çok daha büyük, çok daha ürkütücü, çok daha can yakıcı bir boyuta ulaşabilme ihtimalini de gözler önüne seriyor açıkçası. Yalnızca ve yalnızca burada tek şans öncesine dair, çökmenin öncesine dair bugünün pazar olması ve çökmenin de sabah saatlerinde yaşanmış olması. Aksi durumda yaşanacak korkunç tabloyu kimse artık düşünmek bile istemiyor diyebilirim Ezgi. Olay yerinde çalışmalar sürüyor, koşturmaca devam ediyor. Bir taraftan içerideki yakınlarından haberdar olmak isteyen, komşularından haberdar olmak isteyen insanların çevrede yarattığı bir kalabalık var. Diğer taraftan da ekiplerin bir koşturması var. Biz de içeriden gelecek iyi bir haberi bekliyoruz Ezgi. Çok teşekkürler Öznur Aslan, aktardığın bilgiler için. Çok çok önemliydi. Bölge bitişik nizam, sokakların dar, binaların sık olduğu bir bölge. Dolayısıyla çevre binalarda da tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Tedbiren boşaltılan binalar var. Binaların yapımı muhtemelen deprem öncesine, yani 99 depremi öncesine dayanıyor. Öznur Aslan çıplak gözle binaların eski olduğunu görebiliyoruz dedi. Zaten yıkılan 88 yapımı binada bitişik nizam bir binaydı. Öyle görünüyor ki bitişiğindeki binada gözle görülür bir hasar yok. Tedbiren boşaltılmış durumda. Ama bahse konu bina kendi kendine yıkılmış vaziyette sevgili izleyenler. Yıkılma anını da şu an saniye saniye izliyorsunuz ekranlarınızdan. Az evvel Remzi Bey ile İstanbul İtfaiye Daire Başkanı ile görüştük. Sayın Remzi Albayrak'a sorduk. Güvenlik kamerası görüntülerinde ara sokağa giren bir bina, bir minibüs ve bir
binek araç var, durumları nedir diye konuyla ilgili henüz net bir bilgi olmadığını anladık kendisinden. En azından kendisinin aldığı minibüste birisi var ya da araçta birisi var şeklinde bir bilgi yok. Bu belki de ümit vaat edebilir. Tabii vali bir açıklama yapmıştı. Sayın Davut Gül 9 kişiden 7'si kurtarıldı, ikisinin durumu ağır demişti. İkisiyle de ilgili çalışmaların sürdüğünü söylemişti enkaz altındaki. Remzi Albayrak Sayın İtfaiye Daire Başkanı aktardı ki bir kişi maalesef vefat etmiş halde çıkarıldı dedi. Çıkardık bir kişiyi eks halde dedi. Enkaz altındaki iki kişiden biriyle iletişim kuruyoruz ama diğeriyle maalesef bir iletişimimiz yok. Eks olabilir dedi. Yani enkaz altındaki iki kişiden birinin maalesef iletişim sağlamaması biraz umutları tüketiyor kendisiyle alakalı. Diğeriyle iletişim halinde ekipler, onun da an be an takip ediyoruz, eli kulağında diye düşünüyoruz çıkarılması enkazın altından. Öyle umut ediyoruz ki enkaz altındaki iki kişi de sağ salim çıkarılsın. Öyle umut ediyoruz ki neyse ki dediğimiz bir tablo ortaya çıksın. Ama maalesef bir kişinin eks olduğu haberini İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'tan aldıktan sonra umut ettiğimiz neyse ki tablosundan biraz çıkmışa benziyoruz sevgili izleyenler. Olası bir İstanbul depreminde yaşanabilecek kaosun minik bir fragmanı niteliğinde aslında izlediğimiz bu güvenlik kamerası görüntüsü, bu enkaz başındaki hummalı çalışma, olası bir İstanbul depreminde en iyi ihtimalle diyor uzmanlar, hani beklediğimiz kadar büyük bir deprem gelmezse en iyi ihtimalle 4 binadan biri çok yüksek riskli, yani yıkılabilir. Eğer kötü bir senaryo gerçekleşirse, deprem beklendiği ölçüde büyük vurursa Marmara'da, İstanbul'da, o zaman her iki binadan biri yıkılabilir deniyor. Oysa deprem güvenliği %25 ve 6 olan binalara müdahale edilirse depremin maliyeti bugün itibariyle 4'te 1'ine kadar düşürülebilir. Bakın İBB iştiraki Kiptaş bir dönüşüm seferberliği başlattı. Ancak gelin görün ki maliyetler yüzünden bu seferberlik gerçekleşemiyor. Kendilerine yapılan başvurunun, bağımsız birim başvurusu efendim bu, 490 bin civarında olduğunu açıkladı son olarak Ali Kurt. Ve eğer bu kişilere destek verilirse, finansman desteği verilirse bu kişilerin evlerini dönüştürmek niyetiyle bu başvuruları yaptığını söyledi. Yani 25.465 başvuru, 490 bin bağımsız bölüm. Ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin yaşadığı evler. Bu insanlar diyorlar ki bizi tabut niteliğindeki evlerimizden kurtarın diyorlar. Bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 9.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi. 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirtti. Olay yerine 15 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun diyor Fahrettin Koca. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada bakın. Farklı resmi isimlerden gelen bilgi çeşitliliğine şahitlik ediyoruz aslında sizinle birlikte hep beraber. Böyle bir afet anında, böyle bir infial anında biz özellikle resmi rakamların yaptığı açıklamaları aktarıyoruz. Buna gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Ama Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre 7 yaralıdan 2 kişinin durumu hafif. Tedaviye ihtiyacı yok. 5'i hastanede. Sayın Davut Gül, İstanbul Valisi 7 kişiden ikisinin durumu ağır açıklaması yaptı. Sayın Remzi Albayrak, İtfaiye Daire Başkanı, o da bir kişinin eks halde çıkarıldığını dile getirdi. Şu an bilgiler muhtelif, resmi ağızlar açıklama yapıyorlar. Yıkılan bina sadece bir bina. Olası bir İstanbul depreminde yüz binlercesinden, yüz binlerce bağımsız birimden bahsetmek mümkün. Riskli bina sayısı haddinden fazla. Risk haddinden fazla. Ve bugün bir bina ile ilgili yaşadığımız süreci hep birlikte sizin takdirinize sunuyorum efendim. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte söyleyecek son bir sözümüz olacak. Sevgili izleyenler, gözümüz kulağımız Küçükçekmece'de kapanışı yaparken şöyle bir bilgiyi toparlayalım. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre çıkarılan 7 yaralıdan ikisinin
Hastanede tedavi edilmesine gerek yok. 5 kişi hastanede tedavi altında. Vali Davut Gül'ün verdiği bilgiye göre 7 kişiden 2 kişinin durumu ağır. İtfaiye daire başkanının verdiği bilgiye göre ise, Remzi Bey'in söylediğine göre ise, bir kişiyi itfaiye ekipleri eks olarak çıkardı enkazın altından. Olayın üzerinden yaklaşık 2,5 saat geçti. Resmi ağızlardan yapılmış olsa da gelen bilgiler muhtelif. Manzarayı sizin takdirinize bırakıyoruz. Bizden sonra Merve Yıldırım'la Benden Söylemesi ekibi de olayı takip etmeye devam edecekler sevgili izleyenler. Ve gün içerisinde haber merkezimiz bu olayın takibinde olacak. Ana haberde de gelişmeleri izleme şansına sahip olacaksınız. Ve galiba hep beraber düşüneceğimiz şey, olası İstanbul depreminde yaşayabileceğimiz muhtemel durumlar olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyelim. Çalar Saat hafta sonunu başka bir akışla gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Maalesef durum buna evrildi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.